Zindan gece. Menadim ve şairin nefret var. Elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Yürüdü yıllarca. Arkasına bakmadan. Karanlığa karşı yürüdü. Yolunu kesmeye çalışan devlere inat yürüdü. Çünkü o bu kaldırımların çocuğuydu. Milli ve mukaddesatçı. Yürüdü o kaldırımlarda. Tüm engellere rağmen hep yürüdü. Ve ardında on binleri yürüttü. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. İşte bu şiirle tanınmış, genç yaşta gönülleri fethetmiş, dönemin çok ünlü ve güçlü şairlerine kendini kabul ettirmiş, ileride bir üstad olacağının sinyallerini vermişti. 1928 yılında henüz 24 yaşındayken yayınladığı ikinci şiir kitabı olan Kaldırımlar, onun şiir dünyasındaki yerini almasında bir dönüm noktası olmuştu. Sonraki nesiller onu bu şiirle keşfetmiş, bu şiirle onu sevmiş, bu şiirle onun fikir dünyasına dahil olmuştu. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde kırılan bir lisandır. O ki yaşadığı yüzyıla damgasını vuran bir şair, bir yazar, bir fikir adamıydı. İslam'a büyük bir aşkla bağlanan, düşüncelerinden ötürü çıkarıldığı mahkemelerden yılmayan, hapislere sığmayan, tüm baskılara karşı koyan bir dava adamıydı. Onun hayat hikayesi batıdan doğuya yolculuktu. O şiirlerin üstadı, şairlerin sultanıydı. O, Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Kaçır beni ahenk, al beni birlik, artık barınamam gölge varlıkta. Ver cüceye, onun olsun şairlik, şimdi gözüm büyük sanatkarlık. O, milletin adamlarına yol gösteren bir rehberdi. Menderes, Özal, Erdoğan. Bu üç büyük lider onun fikri ve edebi dünyasından oldukça etkilenmiş, ona büyük bir hürmetle bağlanmışlardı. Bugün ülkenin lideri onun izinden yürümüş, misyonunu üstlenmiş ve hedefe başarıyla ulaşmıştı. Lider onun efsanevi şiirlerini her fırsatta büyük bir şevkle okuyup, yeni nesillere aktarılmasında da şüphesiz çok büyük bir paya sahip olmaya devam ediyor ve bu davanın kalıcı zaferini müjdeliyordu. Ne diyor üstad? O gün bir kanlı şafak, gökten üflenen ateş, birden dağın sırtında atlılar belirecek. Atlılar put şehrine gediklerden girecek. Bir şehir ki orada insan ayak üstülleş. Yalnız iman ve fikir, ne sevgili ne kardeş. Bir akıl gelecek ki akıllar delirecek. Ve bir devrim evvela devrimi devirecek. Her şey birbirine denk. Her şey birbirine eş. Fertle toplum arası
kalkacak artık güreş. Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek. Gökler iki şak olmuş haberi bildirecek. Müjdeler olsun size. Doğdu batmayan güneş, işte müjde. O Çemberli Taş'ta bir konakta 1904 yılının 26 Mayıs'ında bir perşembe günü sabaha doğru hayata gözlerini açmıştı. Zor zamanlardı doğduğu yıllar. Devlet-i Aliye sıkıntılı günlerden geçiyordu. Hasta diye nitelendirilen koskoca bir imparatorluk içten ve dıştan birçok saldırıya uğruyor, parçalanmak isteniyordu. Onu yok etmek isteyenlere karşı duran bir Cihan Sultanı büyük bir mücadele veriyor, ülkenin altyapısını ve ekonomisini düzeltmeye çalışıyordu. Dinine ve ülkesine aşırı bağlı olan Sultan Abdülhamit Han, Devlet-i Aliye'yi eski görkemli günlerine kavuşturmaya çalıştığı o zorlu yıllarda, imparatorluğun başkenti İstanbul'da başka bir sultan doğmuştu. Sultan-ı Şuara, yani ileride ona ithaf edilecek unvan olan şairlerin sultanı. Ne azap, ne sitem yalnızlıktan. Kime ne aşılmaz duvar benim. Süslenmiş gemiler geçti açıktan. Anılım gitti diyar benim. Yaram var, dövemez havanlar merhem. Yüküm var, pazarlar bulamaz diren. Ne çıkar bir yola düşmemiş gözden. Yollar ki Allah'a çıkar benim. Ahmet Necip, Abdülbaki Fazıl Bey ile Medya Hanım'ın ilk çocuklarıydı. O doğduğunda hukuk öğrencisi olan babası Fazıl Bey, Kadıköy hakimliği yaptığı sıralar genç yaşında oğlu Ahmet Necip'i yetim bırakacaktı. Giritli bir muhacir aileden olan annesi Medya Hanım ise dinine çok bağlı, fedakar bir Türk kadınıydı. Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Utanırdı burnunu göstermekten süt ninem, kızımın gösterdiği kefen bezine mağara. 1904'te İstanbul'da doğdum. Terbiyemi büyük babama borçluyum. Şu portresini gördüğünüz Abdülhamit Han devri adalet ricalinden Maraşlı Kısa Kürekoğlu Hilmi Efendi. Çocukluğu dönemin ünlü hakimlerinden olan büyük babası Mehmet Hilmi Bey'in Çemberli Taş'taki konağında geçti. Hilmi Bey önemli bir şahsiyet. Çünkü o Sultan II. Abdülhamit Han'a bir cuma namazı çıkışı Ermeni komitacılarca bombayla düzenlenen o alçak suikastin tarihi muhakemesini yapan hakim. Dedesi torununa kendi babası Ahmet Necip Efendi'nin ismini vermişti. Tek oğlunun tek oğluydu o. Torununun üzerine titriyordu. İlk aile terbiyesi ve dini öğretilerini ondan aldı. Dedesinin himayesinde büyüyen Ahmet Necip, 4-5 yaşlarındayken okuyup yazmayı da ondan öğrendi. Ahmet Necip oldukça yaramaz bir çocuktu. Yerinde duramazdı. Onun haylazlığının önüne geçmek isteyen büyük annesi Zafer Hanım devreye girer. Torununu kitap okumaya teşvik ederek onu tutkulu bir okuyucu haline getirir. Sabahlara kadar okuma alışkanlığını bu dönemde kazanmıştı. Büyük annesi Zafer Hanım onun ruhani gelişiminde büyük rol oynamıştır. Onun sayesinde küçük yaşlarda birçok eseri okumayı bitirmiş, ufkunu da oldukça genişletmişti. Çocukluğu hastalıklarla ve trajik olaylarla geçer. Çok sık hastalanırdı. 15 yaşına kadar çeşitli hastalıklar geçirmişti. Henüz 6 yaşındaydı kız kardeşini yitirdiğinde. Tek kardeşi Selma'yı da hastalıktan kaybetmişti.
Daha sonraları 5 yaşındaki kızının ölümünün acısına yenik düşerek verem olan annesinin durumu, sonra da 12 yaşındayken çok sevdiği dedesi Hilmi Bey'in vefatı, çocukluğunda onu çok derinden sarsan hadiseler olmuştur. İlk tahsilimi büyük babamın dizleri dibinde ve birçok Fransız, Amerikan, ecnebi mekteplerde yaptım. İlk öğrenimini pek çok farklı okulda aldıktan sonra nihayet Heybeliada Numune Mektebi'nde bitirdi. 1916 yılında girdiği imtihanla bugün Deniz Harp Okulu diye bildiğimiz, o zamanki adıyla Mektebi Fünun-ı Bahriye-i Şahane'de okumaya hak kazanır. 3 yıl öğrenim gördüğü bu okulda Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Aksekili, Hamdullah Supi Tanrıöver gibi tanınmış isimlerden eğitim alma fırsatını yakaladı. İyi derecede İngilizce öğrenerek Oscar Wilde, Shakespeare gibi batılı büyük yazarların eserlerini orijinal dilinde okumuştu. Hocası İbrahim Aşkî Bey sayesinde tasavvufla da ilk etkileşimini bu okulda yaşayan Ahmet Necip, aynı zamanda şiirle de yakından ilgilenmeye başlar. Onun bu tutkusunun oluşmasında hasta yatağındaki annesinin "senin şair olmanı ne kadar isterdim" demesi belki de en büyük etkendir. Okulda hocalarının da teşvikiyle kendi eliyle tek nüsa olarak yazdığı Nihal isminde haftalık bir dergi çıkararak ilk yayıncılık faaliyetine başlamış olur. Bu şairlik yolunda onu cesaretlendiren ilk adımdır ve zamanla Bahriye Mektebi'nde şair lakabıyla anılır olur. Ahmet Necip olan adını da artık Necip Fazıl olarak bu mektepte değiştirir. Ve ne tesadüftür ki aynı yıllarda Türk şiir ve düşünce hayatının Necip Fazıl'a göre zıt kutbunda yer alacak olan bir diğer büyük ismi Nazım Hikmet Ran da aynı okulun 2-3 sınıf öğrencisiydi. Ve bir diğer ayrıntı. İkisi de bu mektebi bitiremeyeceklerdi. Bahriye Mektebi'nde 3 yıllık öğrenimini tamamladıktan sonra ilave edilen 4. sınıfı tamamlamadan "ne oldumsa bu mektepte oldum" dediği bu okuldan ayrıldı. Bahriye Mektebi onun hayatının en hassas dönemlerini geçirdiği yer olmuştur. Kendini İngiliz işgali altındaki İstanbul'un buruk sokaklarında bulan Necip Fazıl için hayat daha da zordur. Artık ne doğup büyüdüğü o konağa aittir ne de mutlu bir aile tablosuna. Çünkü 30 yaşındaki babası Fazıl Bey bir teslimiyet örneği annesi Medya Hanım'ı boşamış, cazibesine kapıldığı başka bir kadınla evlenmiş ve zamanla eski zenginlikleri uçup gitmişti. Konaktan başka mal mülk kalmamış, yenmiş ve tüketilmişti. Zaten ona yeterince alaka göstermeyen babası artık daha da uzaklaşmıştı. Öyle ki Necip Fazıl anılarında "ne aldımsa annemden, hayatı boyunca masum ve mazlum bu kadından aldığıma inanıyorum. Baba kolları ikinci planda. Bana baba tarafım kapalı. Yalnız anne tarafım açık" diye bahsetmişti. Belki de babasından aldığı tek şey onun ismiydi. Annesi Medya Hanım sabır taşı timsali bir kadın. Önce kızı Selma'yı kaybedip sonra üzüntüsünden verem olan, ardından da kocası tarafından terk edilen çilekeş bir anne. Ama çok metanetli. Biricik oğluyla birlikte işgal altındaki İstanbul'dan uzaklaşıp Erzurum'daki dayısının yanına sığınırlar. Necip Fazıl için hayatın çilesi daha yeni başlamıştı. Bir müddet sonra babası Fazıl Bey hastalanıp yatağa düşecek ve bir daha kalkamayacaktı.
Fazıl Bey uğruna Medya Hanım'ı terk ettiği, Kadıköy'lü eşiyle yaşadığı şiddetli bir tartışma neticesinde fırtınalı bir kış gecesi eşinin evinden hiddetle çıkıp babası Hilmi Efendi'nin Sarıyer'deki köşküne yürüyerek dönerken feci şekilde hastalanmış, aylar sonra da henüz çok genç bir yaşta hayata gözlerini yummuştur. Önce minicik kız kardeşi Selma, sonra himayesinde büyüdüğü dedesi, şimdi de daha yolun yarısında vefat eden babası. Erken yaşlarda şahit olduğu bu kayıplar, üstadın şiirlerinde sıkça değineceği ölüm temasına belki de ana etken olmuştur. Başım çığlıklı çocuk, onu nasıl avutsam, ne yapsam da ölümü bir saatçik unutsam. Yeniden İstanbul'a dönen Necip Fazıl, 17 yaşında acıların yoğurduğu bir gençtir artık. Sorumluluk üstlenip çalışıp para kazanma mecburiyetindedir. Lakin dayılarının yanında sığıntı vaziyetteki annesi bilakis onu okumaya teşvik etmektedir. İstanbul Üniversitesi'ne, yani o günkü adıyla İstanbul Darülfünunu Edebiyat Medresesi Felsefe Şubesi'ne girer. Yıl 1921. Bir tarafta 623 yıllık Cihan İmparatorluğu sayılı günlerini yaşamakta, diğer taraftan da Anadolu'da çetin bir kurtuluş mücadelesi verilmektedir. Sıkıntılı dönemler onun kaderinin bir parçası olmuştur sanki. Ne var ki şansına hep büyük isimlerle yolu kesişmiştir. Darülfünun'da Ahmet Haşim, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Kutsi gibi edebiyat aleminin ünlü isimleriyle tanışır. İlk şiirlerini Yakup Kadri ve arkadaşlarının çıkardığı yeni mecmuada yayınlatarak sesini edebiyat çevrelerinde duyurmayı başarır. Sevgilime kul oldum güzelliği seçeli, varlıkta yoksul oldum benliğimden geçeli. Vücut ruha ağ gibi, bir düğümlü bağ gibi, muhabbet menba gibi Kevserinden içeli. Yıl 1923. Artık İstanbul esaretten kurtulmuş, cumhuriyet kurulmuş, bir halk kabuk değiştirmeye başlamıştır. Koskoca Cihan İmparatorluğu'nun küllerinden doğan cumhuriyetle birlikte değişim sancıları da hissedilmeye başlanmıştır. Halk tam anlamıyla bu değişimlere hazır değildir. Necip Fazıl bu sancıları fazlasıyla gözlemler ve bunları zamanı geldiğinde uzunca dile getirecektir. Rahminde cemiyetin ben doğum sancısıyım. Mukaddes emanetin dönmez davacısıyım. Zamanı kokutanlar mürteci diyor bana. Yükseldik sanıyorlar, alçaldıkça tabanı. 1924 yılında o dönemki adıyla Marif Vekaleti'nin, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavdaki başarısından ötürü üniversite eğitimini tamamlamış sayılır ve devlet bursuyla Avrupa'ya tahsile gönderilir. Paris Sorbonne Üniversitesi felsefe bölümüne kaydolur. Burada yakın çağın etkili filozofu Henri Bergson'un derslerine girme fırsatını da bulmuştur. Fakat Necip Fazıl, Paris'in şaşalı, renkli hayatından uzak kalamamış, sürdürdüğü bohem hayat bir yılın sonunda bursunu kaybetmesine ve yurda geri dönmesine sebep olmuştur. Akşam sanki boşluk içime dolar, dağların cilası gittikçe solar. Rüzgarda bir kadın saçını yolar, artık bu yollarda beklenmez oldu. Yurda döndükten sonra 1925 yılında ilk şiir kitabı olan Örümcek Ağı'nı bastırır. Henüz 21 yaşında 64 sayfalık bu kısacık şiir kitabıyla dikkatleri üzerine çekmeye başarmıştır. Artık onun için yeni bir serüven başlamıştır. Duvara bir titiz örümcek gibi ince dertlerimle işledim bir ağ. Ruhum gün boyunca sönecek gibi, şimdiden ediyor hayata veda. Her ne kadar şairliğe ilk adımını atsa da, geçinme kaygısı şairlik hevesinin önündeydi. Bir iş bulmalı,
çalışıp para kazanmalıydı. Bir arkadaşının teşvikiyle o yılların yeni ve gözde mesleği olan bankacılığa adım atar. Bir Hollanda bankası olan Bahri Sefit Bankası'nda başladığı bankacılık hayatına daha sonra Osmanlı Bankası'nda devam eder. Yıl 1928. Henüz 24 yaşında. Şairlik hayatının sıçrama noktası. Kaldırımlar adlı ikinci şiir kitabını bastırır. Bu eser bir anda büyük bir ilgi ve hayranlığın odak noktası oluverir. Artık edebiyat çevresinde de kendini kabul ettirmiş ve takdirleri toplamıştır. Gelecek vadeden genç bir şairdir. Hakkında yazılan övgüler çok fazladır. Necip Fazıl'ın girdiği bu yolda özgüveni iyice artmıştır. Fakat ne var ki bu yıllarda da bohem hayatını sürdürmekte, aynı zamanda bankacılık mesleğine devam etmektedir. Ve hala kendi çelişkileri ve arayışları arasında gidip gelmektedir. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim, gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim, örtün üstüme, örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi, dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. 1929 yılında Ankara'ya giderek İş Bankası'nda umum muhasebe şefi olarak işe başlar. 9 yıl çalışacağı bu kurumda müfettişliğe kadar yükselecektir. Hayatının Ankara dönemi onun siyasal çevreyle yakınlaşmasını sağlamıştır. Onlardan biri de Atatürk'ün yakın çevresinden Celal Bayar'dır. Artık politik yönleri de olgunlaşma evresine girmiştir. Her ne kadar öğrenim ve iş hayatı gereği uzak kalmış olsa da üstadın İstanbul sevgisi bambaşkadır. Fırsat buldukça gelir, özlemini giderirdi. Onu o yapan yerdi İstanbul. Ve elbette şiir ve kitaplarına da yansımıştı bu sevgi. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim, o benim. Zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş misale. Ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Yıl 1931. Necip Fazıl vatani görevini yapmak için İstanbul'da. Taksim'deki Taşkışla'nın 5. alayının zabit kıtası. 18 ay askerlik görevi arasında 1932 yılında eski ve yeni şiirlerinin bir karışımından Ben ve Ötesi adlı eserini yayınlatır. Artık ününün zirvesine tırmanıştadır. İşte bu eserinde onun çektiği metafizik acıların etkisi, arayışları daha bariz bir şekilde görülmektedir. Hasreti denizlerin denizler kadar derin ve o kadar sıcaksız. Ta karşımda yapraksız, kullanılmış bir takvim, üzerinde bir resim, azgın, sonsuz dedim. Kaygısız, düşüncesiz, çalkanıyor boşlukta. Resimdeyse bir nokta, yana yapmış bir gemi, kaybettiği alemi arıyor deryalarda. Bu resim rüyalarda gibi aklımı çeldi, bana sahici geldi. Geçtim kendi kendimden, yüzüme o resimden köpükler vurdu sandım. Duymuş gibi tıkandım, ciğerimde biliyorsun. Artık beni kim tutsun, denizler oldu tasam,
Yakar onu bulmazsam beni bu hasret dedim. Varırım elbet dedim bir ömür geze geze takvimdeki denize. Ne var bana ne oldu? Odama nasıl doldu birdenbire bu meltem? Ve dalgalandı perdem, havalandı kağıtlar. Odamda kıyamet var. Askerlik vazifesini tamamladıktan sonra Ankara'ya geri döner. Artan ruh kırıklıkları ve çektiği fikir ıstıraplarıyla boğuşmaktan kaçmak için bohemliğin kucağına kendini atar. Fakat her şeyin daha da kötüye gitmeye başladığını anlar. Manalarla çizgiler iç içe bende hazır. Her şey, her şey toz duman, zamanın havanında. Arıyorsan tarihin hani kaybettiği sır, çok eski bir konağın oymalı tavanında. Yıl 1934. Bir karşılaşma vuku bulur, onun kurtuluşuna sebep olur. O yıl onun hayatını tamamen değiştirecek, fikir muhasebesini derinden etkileyecek bir dönüm noktası olacaktı. Çünkü efendim dediği Nakşi Şeyhi Abdülhakim Arvasi ile tanışacaktı. Kendini tasavvufi sohbetler içinde bulan 30 yaşındaki Necip Fazıl yeniden doğmuş gibidir. Tam 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Bir akşam iş çıkışı Boğaz içindeki evine dönmek için bindiği vapurda tanışacağı bir zat onu efendisine ulaştırmada bir araç olacaktır. Necip Fazıl'ın yaşadığı ruhani ıstırabı hisseden bu gizemli adam ona Abdülhakim Arvasi'yi adres gösterir. Şeyh Arvasi cuma günleri Beyoğlu'ndaki A Camii'nde dersler vermektedir. Bir cuma vakti ressam arkadaşı Abidin Dino ile soluğu A Camii'nde alır. Ders bitimi cami çıkışında mürşidi bekler. Kalabalık arasından çıkan Arvasi'ye ilgi yoğundur. Yanaşıp elini öperler. Necip Fazıl'da bir şeyler gören Arvasi onu Eyüp'teki evine davet eder. Bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız. Ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. O ilk karşılaşma sonrası Arvasi Necip Fazıl'ın ilgisini fazlasıyla çekmiştir. Gidip tanışacağı günü sabırsızlıkla beklemektedir. Sıcak bir ilkbahar günü arkadaşı Abidin Dino'yu da yanına alan Necip Fazıl, Arvasi'nin Eyüp sırtlarındaki evine gider. Mürşidiyle tanışan Necip Fazıl hemen onun etkisi altında kalacaktır. Zamanla dostlukları pekişecek, ona koşulsuz bir sevgi ve saygıyla bağlanacaktır. Artık sık sık akıl hocasını ziyaret edecek, yaptıkları sohbetler onun fikri bir dönüşüme girmesini sağlayacaktır. Nihayet arayışları sona ermiştir. O zamana dek sürdürdüğü bohem hayatı, eziyet çekmekte olan ruhu huzuru bulmuş, tüm buhranlarından kurtulmuştur. Yerinde bir tabirle ifade edeyim ki ancak ateş 40 dereceye çıkınca zihne hücum eden kabuslar veya mide gurultuları halinde bir takım cümleleri alt alta dizmeye şiir diyoruz. Her sahada bir kurtarıcı beklediğimiz gibi bu sahada da bir kurtarıcıya, bir büyük modele, her şeyi yerlerine bak eden bir yol göstereceği ihtiyacımız var. Benim efendim, ben sana bendim. Bir üfledin de yıkıldı bendim. Ben ki denizdim, dağ başı bendim. Şimdi sen oldun aleme pendim, benim efendim. Feza levendim, ölmemek neymiş senden öğrendim. Kayboldum sende, sende tükendim. Sordum aynaya, hani ya kendin, benim efendim. Burada ölmeyeyim mi, benim şeye kadar, evlatlarımı tanıdığım zamana kadar gelen hayatım bu. Ondan sonra bir müddet daha devam etmiş. Fakat sonra tamamen meydan yerine, sadece beni sevk etmiş olan o rica, gidiş. Kurtarıcısı olarak gördüğü Şeyh Arvasi ile teması onun için bir milattır.
Hayatını ondan önce ve ondan sonra diye iki ayrı dönem olarak tanımlar. Aradığı ruhani sükuneti mürşidinin yanında bulan Necip Fazıl, kendi tabiriyle bir daha bırakmamacasına o büyük zatın eteklerine yapışır. Bu noktadan sonra şiirlerinde tasavvufi düşüncenin izleri sıkça görülecekti. Bu dönüşüm sadece şiirlerle kalmayacak, kalan hayatına bir amaç katacak olan bir davayı sahiplenecek ve son nefesine kadar mücadelesini keskin kalemiyle verecektir. Benim efendim, emri yüklendim, dağlandım kalpten ve mühürlendim. Askerin oldum, başta tülbendim, okum sadakta, elde kemendim, benim efendim. Arvasi'nin manevi tesiriyle başlayan bu dönem, kısa bir süre sonra meyvelerini verecek, bugün bildiğimiz Necip Fazıl olma yolunda bir mihenk taşı olacaktı. Bundan sonra hayatını İslam davasına adayacaktı. Ama tek partili yıllardı. Bu mücadele çok çetrefilli bir yoldu. Kalan ömrü mahkemeler, cezalar, yasaklar arasında dergiler, kitaplar, şiirler ve piyesler gibi eserler üretmekle geçecekti. O davaya önderlik edip şehir şehir konferanslar verecek, milli değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesine katkıda bulunacak ve milletin adamlarına rehberlik edecekti. Zihni gergindir. Bitmek tükenmek bilmeyen soruların cenderesi altındadır. Bir gün mürşidi Abdülhakim Arvasi Hazretlerine şöyle sorar. İmam-ı Gazali'nin buhranı mı daha büyüktü, benimki mi? Mürşidinin cevabı kısa ve nettir, seninki. Bu asla bir kibirlenme, böbürlenme değildir. Bilakis çekilen fikir çilesinin gönül sancısının büyüklüğünün ifadesidir. Yıl 1935. Necip Fazıl efendisiyle daha sık görüşüyor ve yakaladığı manevi huzur onu yeni tür eserler de üretmeye teşvik ediyordu. Bu kez tiyatro. Muhsin Ertuğrul'un tavsiyesine uyan Necip Fazıl ilk piyesi olan Tohum'u yazar. İslamcılık ve Türklük vurgusunun ön plana çıktığı bu oyun, İstanbul şehir tiyatrolarında sahnelenir. Muhsin Ertuğrul'un da rol aldığı bu piyes, sanat çevrelerinde büyük ilgi görmesine karşın, fikri ağırlıklı bir eser olmasından ötürü halk tarafından yeterince rağbet görmez. Fakat kazandığı bu tecrübeyle yola devam eden üstad, 2 yıl sonra Türk tiyatrosuna damga vuracak olan eseri, Bir Adam Yaratmak adlı oyununu yazar. Herkes parmağının ucuyla beni gösteriyor. İşte yazdığını yaşayan adam. Geçirdiği büyük ruh çilesinin sahne destanı diye tanımladığı bu piyes, Muhsin Ertuğrul tarafından büyük bir şevkle sergilenir. Üstadın kendi yaşamış olduğu fikri ıstırapları seyirciye güzel bir dille anlattığı bu oyunu aşırı derecede ilgi görmüş ve bir şaheser olarak Türk tiyatrosundaki yerini almıştır. Bir Adam Yaratmak 1977 yılında Yücel Çakmaklı tarafından 3 bölümlük televizyon dizisi olarak da uyarlanmıştır. İyi bak. Bu da onun eseri. Ben elimdeki kitapla bir yangına benzeyen manzaramla Bu çırçıplak hakikatimle ben. Al sana yaratmak. Ölüm korkusunun baş aktörü. Piyesini sen oynamadın. Ben oynuyorum. Necip Fazıl 1938 yılının başlarında ilginç bir durumla karşı karşıya kalır. Tek partili yılların tartışmalı durumlarından biri daha yaşanmaktadır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hiçbir ödül kabul etmeyerek yazdığı İstiklal Marşımızın yerine yeni bir marş fikri ortaya atılır. Mehmet Akif'in ölmeden önce hasta yatağında "Allah bu millete
bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demesinin üzerinden bir yıl geçmişti. Acısı tazeydi ama niyet farklıydı. Hatta o tek partili dönemin sözcüsü olan Ulus Gazetesi Milli Marş Müsabakası bile düzenler. Buradaki gaye belliydi. Mehmet Akif'in yazdığı şiirde bulunan İslami hava, laikliğe aykırı bulunması, lidere şükran yokluğu, Batı medeniyetine canavar tasviri, uzun bulunması gibi bahanelerle milletin değerlerinden uzak ama kendi ideolojilerine yakın yeni bir marş oluşturma çabasıydı. Nitekim dönemin çok ön plana çıkan şairi ve hatta Cumhuriyet Halk Partililerin bile itiraz edemeyeceği bir isim olan Necip Fazıl'a da katılması için teklif götürdüler. Ve ne tesadüftür ki İslami yönü ağır diye beğenmedikleri İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in yerine yine ileride mücadelesini vereceği İslami davasından ötürü gerici diye nitelendirecekleri Necip Fazıl'ın rızasına kalırlar. Bir de üstelik 10 bin lira gibi o dönem için gayet büyük bir miktarda para ödülünü de koyarlar. Mistik şair diye tanımladıkları Necip Fazıl'a çok fazla ısrarcı olurlar ve her türlü teminatı verirler. Sonunda Necip Fazıl'ı ikna ederler. Üstad yarışmadan vazgeçilmesi, para alınmaması ve içinde özel isim geçmemesi kaydıyla yazmayı kabul eder ve Büyük Doğu Marşı diye isimlendirdiği şiirini yazar. Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet, güneşten başını göklere yükselt. Avlanır kim sana atarsa kement, ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebed. Allah'ın seçtiği kurtulmuş millet, güneşten başını göklere yükselt. Yürü altın nesli o tunç oğuzun, adet küçük, zaman çabuk, yol uzun. Nur yolu izinden git kılavuzun, fethine çık doğru, güzel sonsuzun. Bu çok beğenilen şiirin marş olması için bir hayli çaba gösterilmiştir. Fakat 10 Kasım'da Atatürk'ün ani vefatıyla Milli Marşı yenileme gayesi de neticesiz kalmıştı. Ama bu şiir ileride çıkaracağı derginin ve tabii ki de bir davanın adı olarak damgasını vuracaktı. Büyük Doğu artık doğmuştu. Yürü altın nesli o tunç oğuzun, adet küçük, zaman çabuk, yol uzun. Aynası ufkumun ateşten bayrak, babamın külleri sen kara toprak. Şahit ol ey kılıç, kalem ve orak, doğsun Büyük Doğu benden doğarak. Üstadın 26 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatı üzerine Cumhuriyet Gazetesi'ne kaleme aldığı bir yazıda, o Türkiye hem Türk'ü hem Avrupalı'yı inandırabildi. Hiçbir Türk kendini devlet reisine bütün dünyanın bu türlü bir saygı göstereceğini ümit etmezdi, diyerek ona olan saygısını ve hürmetini dile getirmişti. Fakat buna rağmen dönemin tek partili baskıcı CHP'sini ve lideri İsmet İnönü'yü eleştiren yazılar yazması onu hedef tahtasına oturtmuş ve zamanla vesayetçi zihniyet tarafından Atatürk düşmanı ilan edilmişti. Çünkü vesayete karşı milli ve muhafazakar kesimin çok güçlü bir sesi olması buna bir etkendi. Ayrıca çok partili yıllara geçiş döneminde Necip Fazıl'ın Celal Bayar ve Adnan Menderes'le olan yakın teması da bu öfkeyi daha da arttırmış, kendilerine yakın gazeteler vasıtasıyla da ona sıkça saldırmışlardı. 1938 yılının sonbaharında artık yıllarca yaptığı meslek olan bankacılığı bırakıp Haber Gazetesi'nde yazmaya başlar. 1938'de içimi öyle bir sosyal mücadele hamlesi kapladı ki artık çalışamaz oldum ve kendimi mücadele sahasına attım. Yüksek mekteplerde hocalık, günlük gazetelerde muharrirlik,
Politika, şiir, sanat hepsi bir arada. Kısa bir süre sonra Son Telgraf gazetesine geçen Necip Fazıl, Baba Ali'nin önde gelen isimlerinden farklı olarak yaklaşan savaşın kaçınılmaz olduğunu savunur. 1939 yılında savaşın patlak vermesiyle haklı olduğu görülür ve muhalifleri tarafından "bu adam ne derse çıkıyor" diye bahsedilir. Dolayısıyla da yazdıklarına daha fazla itimat edilir. Bu arada bir yandan da dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından önce Ankara Devlet Yüksek Konservatuvarı'na, sonra da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne öğretim görevlisi olarak atanır. Böylece üstadın genç nesille de teması başlamış olur. Yıl 1939. Üstadın meşhur şiiri Çile, devrin önemli edebiyat dergilerinde çıkar. 5 yıl önce efendisi Arvasi ile tanışmadan önce çektiği ruhani acıların bir yansımasıdır Çile. Bu şiir aynı zamanda üstadın ileride baş eserim diyeceği şiir kitabının da adı olacaktır. Ve elbette hayatının da bir tanımı. Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dam. Gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun. Bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun. Kustum esasımdan kafatasım. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örtünde bir demir balyoz. Kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çiğoroz. Yepyeni bir dünya etti hediye. Bir Adam Yaratmak adlı tiyatro eseriyle aynı doğrultuda yer alan Çile adlı bu şiir kitabı, Necip Fazıl'ın ileride ilk şiirinden başlayarak birçok şiirini ayıklayıp, düzenleyip bir araya toplayacağı şiirlerinin de bütünü olacaktır. Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet? Sırrını ararken patlayan gülle, yeşil asmalarda depreniş şehvet, karınca sarayı kupkuru kelle. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş, mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte cımbızda yokmuş, fikir çilesinden büyük işkence. Yıl 1941. Necip Fazıl hayat ortağını bulur. Efendisi Arvasi'nin evlen ısrarları ona bu kararı aldırmıştır. Yolu Fatma Neslihan Hanım'la kesişir. Onu alıp efendisiyle tanıştırmak için Eyüp'e götürür. Arvasi'nin duasını alan Necip Fazıl'la Neslihan Hanım hemen evlenirler. Bu evlilikten Mehmet, Ömer, Ayşe, Osman, Zeynep isimlerini koyacakları 5 çocukları olacaktır. Zevcesi Neslihan Hanım sabır timsali, adeta kahraman ruhlu bir kadındır. Üstadın dava yolunda çektiği sıkıntılara hep yoldaş ve her zaman en büyük destekçisi olacaktır. Nitekim üstadla birlikte mahkemelerde yargılanacak, çilenin kendi payına düşen kısmını alacaktır. Ayrıca Büyük Doğu Hareketi'nin gizli kahramanlarından biri olacaktır. Bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor. Mekanı bir satıh, zamanı vehim. Bütün bir kainat muşamba dekor. Bütün bir insanlık yalana teslim.
Nesin sen? Hakikat olsan da çekil. Yetiş körlük, yetiş. Takma gözde cam. Otursun yerine bende her şekil. Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. 1942 yılında daha önce tamamlayamadığı askerliği bitirmek üzere 45 günlüğüne Erzurum'a gider. Askerden yazdığı siyasi bir yazıdan ötürü mahkum olunca hayatının ilk ve bir günlük hapis cezasını Sultanahmet Cezaevi'nde çeker. Bu sadece bir başlangıçtı. Bir hareket başlamak üzereydi. Bundan sonraki ömrü mahkeme koridorlarını aşındırmakla, parmaklıklar ardında fikir mücadelesi vermekle geçecekti. Onun hayatı hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesi olmadı. Ömrü boyunca fikir Mehmetçikleri yetiştirmek için çalıştı, ter döktü, mücadele etti. Her zaman basit olanın kolaycılığına karşı, ulvi olanın zorluğunu, rahatlığa ve konfora karşı meşakkati ve çileyi seçti. Yıl 1943. Bu sene yaşadığı iki güzel olay üstadın mutluluk kaynağı olacaktı. Biri ilk çocuğu, ileride adına sembolik şiirini de yazacağı oğlu Mehmet'in doğumu, bir diğeri de çocuğuymuş gibi üstüne titreyeceği, özen ve emek harcayacağı, simgeleşecek olan dergisi Büyük Doğum. ...17 Eylül 1943, bir cuma günü. Bu hayırlı günün üstad için başka bir anlamı daha vardı. Bir marşın ismiyle başlayıp şimdi de bir derginin ismi olacak ve bundan sonra da bir hareket ve de bir davanın adı olacak Büyük Doğu yola çıkmıştı. Üstadı yepyeni bir heyecan sarmıştı. Her cuma muhafazakar kesimin tek sesi olmuştu. 35 yıl sürecek bu serüven birçok kez maddi imkansızlıklar, yasaklamalar, cezalarla karşı karşıya kalacaktı. Çeşitli tarihlerde haftalık, aylık ve günlük olmak üzere toplamda 16 devrede 558 sayılık bir yayın hayatına sahip olur. Kendi ismi dışında Bankacı, İstanbul Çocuğu, Fa, NFK, Tenkitçi, Adı Değmez gibi birçok mahlas da kullanmıştır yazılarında. Dergiden çok daha ötedir Büyük Doğu. Batının emperyalist zihniyetine, bizden uzak yaşam tarzına, Doğu halklarının sömürüsüne, İslam üzerindeki oyunlara bir karşı koyma, Doğu'nun üstünlüğünü ve hakikatini anlatma çabasıydı. Sait Faik, Özdemir Asaf, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Peyami Safa, Nurettin Topçu, Nihal Atsız, Cemil Meriç, Sezai Karakoç, Sabahattin Zaim, Fikret Adil gibi birçok ünlü isim yazılarıyla Büyük Doğu'ya katkıda bulunmuşlardı. Dini, felsefi, edebi ve siyasi yazıların ağırlıklı olduğu bir dergiydi Büyük Doğu. Tek partili baskıcı yıllarda vesayete karşıt bir tavır alırken, Soğuk Savaş döneminde de bir dış tehdit olarak kendini hissettiren komünizme sert bir duruş sergilemiştir. Eylül'de başlayan bu kutlu yol, Kasım sonunda yerini hüzne bırakır. Ayın 27'si. Acı bir haber üstadı yıkar. Onu belki de giriştiği bu mücadeleye sevk eden ilk isim olan Abdülhakim Arvasi Hazretleri ebediyete intikal eder. Üstad mürşidinin gidişiyle yıkılır. Onu fırtınalı yaşamından dingin sulara çıkartan efendisi artık yoktur. Ama sabretmekten başka çaresi de yoktur. Yıllar sonra yazdığı O ve Ben adlı otobiyografik eserini böyle takdim edecektir.
kelimeler dize gelsin. Onun için dize gelmiş kelimelerle ayrı bir eser yazdım. O ve ben. Bu eser dünyaya gelişimden bugüne kadar en hususi renkleri, çizgileri ve sesleriyle hayatımın hikayesi ve asıl onu tanıdıktan sonra manasını anlamaya başladığım vücut hikmetinin bende tecelli eden yakıcı ifadesidir. Bu bakımdan kendilerini görünceye kadar malik olabildiğim 1,5 esere nispetle bugün 60 cildi aşan ve hepsini birden o nura borçlu olduğum eserler arasında şimdikini baş köşeye oturtulması lazım. Ve en mahrem iç ve dış iklimlere doğru bir belirtiş olarak takdim ederim. Baş yazarlığını yaptığı dergi 30. sayısında ilk yasaklanmasına maruz kalır. Gerekçe ilginçtir. Allah'a itaat etmeyene itaat edilmez hadisi şerifi sebeptir. Tek parti yönetimi bundan rahatsız olur. Kendilerinin işaret edildiğini düşünür. Suçlama malumdur. Rejime itaatsizliğe teşvik. 1944 Mayıs'ında Bakanlar Kurulu kararıyla dergi kapatılır. Bu da yeterli olmaz. Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki hocalık görevinden de kovulur. O da yetmez. Askerliğe ikinci defa sevk edilerek Eğirdir'e sürülür. Neticede hocalıkla politik mücadele arasında bir tercih yapmam bana Muharif Vekalti tarafından emredildi. Ondan sonra kendimi mecmua ve kitap neşatına hasrettim ve bugüne kadar geldim. Tabii ki bu olaylar onun azmini kırmaz. Farkındadır. Yürüdüğü yol gitgide daha da çetinleşecektir. Ama içindeki sosyal mücadele ruhu çok daha dirayetlidir. Çünkü onun için Büyük Doğu sadece bir dergi değildir. Bir fikir ve aksiyon zeminine hazırlık aşamasıdır. Bu yüzden üstad için asla pes etmek yoktur. Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan, koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çınar şimdi Noel ağacı, dallarda iğreti yaprak utansın. Usta da kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Ölümden ileride varış dediğin, geride ne varsa bırak utansın. Ey bin bir tane de solmayan tek renk, bayraklaşmıyorsan bayrak utansın. Yıl 1945. Yaklaşık 6 yıl süren insanlık tarihinin en kırıcı savaşlarından İkinci Dünya Savaşı daha yeni bitmişti. Geride büyük bir enkaz, milyonlarca ceset, tarifsiz acı ve insanlık adına silinmez bir utanç bırakmıştı. Tek parti yönetimindeki ülke aktif savaşa dahil olmaktan kıl payı kurtulmuş ama savaşın sonunda Birleşmiş Milletler'e üyelik adına formalite icabı bir tarafı olmuştu. Her ne kadar katılmamış olsak da savaş yılları tek parti iktidarında oldukça sıkıntılı ve sancılı geçmişti. Hatta ekmek bile kartla dağıtılmış, çıkarılan varlık vergisiyle gayrimüslimlere haksızlıklar ve sürgünler yaşatılmıştı. Savaşlı yıllarla birlikte yayın hayatına başlayan Üstad'ın Büyük Doğu dergisinin her zaman baş eleştirisi, savaşan emperyalist güçler ve onlara yakın durmaya çalışan tek parti iktidarına yönelikti. İşte bir noktada muhalif duran bu derginin sesi en baştan kesilmeliydi. Üstad yazdı mı duvara çivi çakar gibi yazar, kelimelerini öyle bir seçerdi ki lafı tam gediğine oturtturuverirdi. Ama o dönem öyle eleştirilere tahammül edilebilen bir dönem değildi. ...2 Kasım 1945... Büyük Doğu yeniden yayında.
O yıl bir fikir mecmuasına göre ciddi satış rakamlarına ulaşır. Bu arada adli takibatlar da peşini bırakmaz. Ama bir tevafuk olur. Artık baskıcı rejime muhalif olarak yalnız değildir. O yıl tek parti iktidarında bir kıvılcım çakmıştır. Parti içi muhalefet 29 Mayıs'taki bütçe ve güven oyu oylamasında kendini gösterir. 7 Haziran 1945'te dörtlü takrir diye bilinen parti tüzüğü ve bazı kanunlarda tadilat isteyen bir önerge, Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu Başkanlığı'na verilir. Reddedilen bu önerge neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi Divanı Menderes, Köprülü ve Koraltan'ı partiden ihraç eder. Sonra da Bayar Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eder. Bu yol ayrımı Türkiye'yi tek partili yönetimden kurtarıp çok partili sisteme geçişine vesile olacaktır. 7 Ocak 1946 günü Bayar bu üç arkadaşıyla birlikte Demokrat Parti'yi kurar. Türk siyasi hayatına yepyeni bir soluk, bir heyecan ve bir umut gelmiştir. Demokrat Parti'nin kısa sürede büyük kitlelerin desteğini alması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kararı almasına sebep olur. Tek derece bir milletvekili seçimini ilk defa tecrübe edeceğiz. Tecrübenin bize neler öğreteceğini şimdiden tahmin edemeyiz. Herhalde yeni seçimin maksadı temin etmesi için mümkün olan hazırlıkları yapacağız ve tedbirleri alacağız. Milli Şef kaygılıdır. Tek parti yönetiminin yıllardır sürdürdüğü dayatmacı politikaların halkta yarattığı huzursuzluğun ve CHP'ye olan güvensizliğin o da farkındadır. Kısa zamanda halkın sempatisini kazanan rakibe karşı seçimi kaybetme ihtimali söz konusudur. Nitekim İnönü'nün endişesi seçimden önceki bir konuşmasına da böyle yansır. Serbest ve samimi bir seçim hedefimizdir. Kazanırsak vazifemizi yapmakta devam edeceğiz. Seçimi kaybedersek karşıya geçerek fikirlerimizi ve siyasetimizi savunmaya çalışacağız. Ve bu yolda da iktidara karşı dost kalarak onun müessefiyetlerini, zihniyetlerini tazmin ve teşvik etmekten zevk alacağız. Böyle demişti Milli Şef demesine de Cumhuriyet Halk Partisi o ilk seçimde hiç de centilmen davranmamıştı. Tamamen Cumhuriyet Halk Partisi gölgesinde geçen seçim, adli denetim dışında açık oy gizli tasnif yani gizli sayım esasına dayalı Türk siyasi tarihinde şaibeli bir seçim olarak yerini alacaktı. Ve neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 397, Demokrat Parti'nin 65 milletvekiliyle demokrasi tecrübemiz başlamış oldu. O şaibeli seçim sonucu Üstad'ın dergisinin kapağına işte böyle yansımıştı. İktidarı yeniden ele geçiren Cumhuriyet Halk Partisi artık hiçbir eleştiriye bile tahammül edemez durumdadır. Basın kanununu değiştirerek basın üzerindeki baskısını iyice arttırır. Ana hedeflerinden biri de Üstad'ın dergisidir. Dergi pür dikkat takip edilmektedir. Öte yandan Demokrat Parti seçimi kazanamasa da ülkenin kötü ekonomik durumu, ülkedeki yönetim zafiyeti onu gün geçtikçe daha da güçlendirmektedir. Halkın yeni umudu olan Demokrat Parti, Üstad'ın da tam desteğini alır. Bu durum Cumhuriyet Halk Partisi'ni hepten kızdırır. Nitekim bu ikinci serüven de çok uzun sürmez. 13 Aralık 1946 tarihli derginin işte bu kapağı yine kapanmasına neden olur. Başımızda kulak istiyoruz. O zamanlar duyma sıkıntısı çeken Milli Şef bu kapaktan oldukça rahatsız olur. Aslında bu göndermede anlatılmak istenen halktan gelen tepkinin duyulmasıdır. Örfi idare devreye girer ve İsmet İnönü'ye hakaretten ötürü dergiyi yine kapatır. Müzik
Artık üstadın keskin ve sivri dili tek parti yönetiminin tüm öfkesini derginin üzerine çekmiştir. Ve zamanla gittikçe dini yazılara da ağırlık verdiği dergisi Cumhuriyet Halk Partililere göre rejime sıkıntı yaratmaktadır. Acilen bir şeylerin yapılması lazımdır. Devreye dönemin başbakanı Recep Peker girer. Üstadı Ankara'ya çağırır. Üstattan biraz daha ölçülü ve fazla aleyhlerinde yazmamasını ister. Karşılığında 100 bin lira gibi servet değerinde bir deste parayı masanın üstüne çıkartıp koyar. Reddettiği takdirde zindanla tehdit eder. Necip Fazıl için fazla seçenek yoktur. Ama üstad bu rüşveti kabul etmez. Bahane zaten hazırdır. Kapatılan dergisinde bölüm bölüm yayınladığı Sır piyesinden dolayı milleti kanlı bir ihtilale teşvik etmek suçlamasıyla dava açılır. Üstad bundan da beraat eder. Mücadele gittikçe sertleşmektedir. Bu olaylar onun azmini kırmaz. Bilakis daha da güçlü kılar. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden. Çekiyor tebeşirle yekun hattını afet. Alevler içinde ev, üst katında ziyafet. 18 Nisan 1947. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak başlığıyla Büyük Doğu dergisini 3. kez yeniden çıkarır. Ama 7 sayı sonra yine yasaklanır. Bu seferki sebep dergisinde yayınladığı Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın Abdülhamid'in Ruhaniyetinden İstimdat adlı şiiridir. Çünkü o günkü CHP iktidarında Sultan Abdülhamid Han'ın adını anmak bile suçtur. Neredesin Şevketlim Sultan Hamid Han? Feryadım varır mı barigahına? Ölüm uykusundan bir lahza uyan, şu nankör milletin bak günahına. Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Padişah hem zalim hem deli dedik. İhtilale kıyam etmeli dedik. Şeytan ne dediyse biz beli dedik. Çalıştık fitnenin intibahına. Divane sen değil meğer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil edepsizmişiz. Tükürdük atalar kıblegahına. İşte bu şiirden ötürü Türklüğe hakaretten yargılanıp 33 gün hapis yatan üstad, tutukluluk süresi sonunda beraat eder. Ne ilginçtir ki bunlar yaşanırken bir yandan da aynı yıl Sabır Taşı piyesiyle CHP sanat mükafatını almaya hak kazanır. Fakat parti genel idare kurulu tarafından iptal edilir. CHP'nin hem ödüllendirip hem de cezalandırdığı üstad boş durmaz. Büyük Doğu'nun yasaklı olduğu arada 3 sayılık Borazan adlı mizah dergisini çıkarır. Yıl 1948. Üstad haksızlıklara alışmıştır artık. Bu sefer de daha önceden beraat ettiği Sır piyesi davasından tekrar adaletsizliğe uğrar. Temiz Mahkemesi beraat kararını bozar ve hapse atılır. Maalesef ekonomik açıdan iyice yıpratılmıştır. Geçimini evindeki neredeyse tüm eşyalarını satarak sağlar. Üstad çok zor durumdadır. Ama ne kadar zorlasalar da yılmaz. Bu zorlu günlerde en büyük dayanağı onu her zaman motive eden çilekeş eşi Neslihan Hanım'dır. Zevcesi ve 3 minik çocuğuyla birlikte küçük bir otel odasına sığınmak zorunda kalır. Sur'da bir gedi kaçtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan eserseniz. 11 Mart 1949.
Büyük Doğu yine yeniden dördüncü kez yayında. Bu cuma farklıdır Büyük Doğu için. Bu sefer mecmua olarak değil de siyasi edebi gazete olarak yayındadır. 25 sayı böyle gider. Tekrar mecmua haline geri döner. O dönem üstad o efsane eserlerinden biri olan Sakarya Destanı adlı şiirini yazar ve Büyük Doğu'nun ilk sayfasında yayınlar. Şiirin yanına da şu notu ilave eder. İş bu şiir 1950 yılı İnönü Şiir Mükafatına talip değildir. Üstad böyle yazarak daha önce piyesine ödül verip iptal eden CHP'yi büyük bir dertten kurtarıverir. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine, çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Ama bu yıl onun için başka bir yol daha vardır. Üstad sadece yayın olarak kitlelere ulaşmanın yeterli olduğuna inanmaz. Artık bu kutlu yolun daha da samimi devam etmesi gerektiğine karar verir. Halkın içinde olmak ve onlara rehberlik etmek. Nitekim bir cuma günü bir dergi olarak başlayan bu dava bir Ramazan günü aktif bir siyasi harekete dönüşür. 28 Haziran 1949'da Büyük Doğu Cemiyeti'ni kurar. 1950'de ilk şubesini açmak için Kayseri'ye gider. Cumhuriyet Halk Partisi'nin müdahale refleksi hemen devreye girer. İstanbul'a dönen üstad hemen bir yazısı bahanesiyle tutuklanır. Bu da yetmez, üstüne daha önce Türklüğe hakaret davasından ettiği beraat temizde bozdurulur ve yine hapse girer. Bu karar 500 yıllık köklü bir Türk ailesinden gelen Necip Fazıl için büyük bir yıkımdır. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? Halkın büyük sevgisini kazanan Demokrat Parti'nin ayak sesleri karşısında zaten kan kaybeden baskıcı CHP iyice hiddetlenmiş, ona destek veren üstada hepten kafayı takmıştı. Üstadın ifadesiyle İnönü zamanın Adalet Bakanı'nı çağırıp şu emri vermiş. Ne yaparsanız yapın, bu adamı bertaraf edin. İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Birilerinin artık bu duruma dur demesi gerekiyordu ve dedi. Yeter, söz milletindir. ...14 Mayıs 1950... bir bahar günü ülke siyasi hayatına da baharı getirdi. 27 yıllık CHP iktidarının baskıcı günleri geride kalmış, beyaz bir devrim gerçekleşmişti. Bu seçim 1946'da yapılan ilk seçimin tersine, gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılan Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimi oldu. Ve dolayısıyla milli şefin CHP'si hüsrana uğradı.
Sadece 69 milletvekili çıkarabilen CHP muhalefet olacak ve bundan sonra Türk siyasi hayatında genelde statükocu muhalif bir parti olarak yerini alacaktı. Seçimden büyük bir zaferle çıkan Demokrat Parti ise iktidarın yeni sahibiydi. Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından başbakan olan Adnan Menderes hükümeti kurdu. 2 Haziran'da güven oyu alan hükümetin ilk icraatı bir tabuyu yıkmak oldu. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Menderes tek parti yönetiminin en vahim hatalarından birini düzeltmişti. 16 Haziran'da çıkarılan bir kararla Türkçe ezan ve ibadet aslına çevrildi. Halk Arapça ezanı çok özlemişti. Bu kararı coşkuyla karşıladı. Minarelerden okunmaya başlayan Arapça ezanlarla memleket huşu bulmuştu. Dini yayınlar üzerindeki tüm yasaklar kaldırıldı. 15 Temmuz'da çıkarılan af kanunuyla da Necip Fazıl serbest kaldı. Hapisten çıkan üstad 18 Ağustos'ta dergisi Büyük Doğu'yu yeniden çıkartmaya başladı. Necip Fazıl artık Menderes'li yıllardan daha fazla umutluydu. Bir gün Menderes İzmir'de halka şöyle seslenmişti. Bu memleket Müslümandır ve Müslüman kalacaktır. Müslümanlığın bütün icapları yerine getirilecektir. Bu sözün ardından Üstad dergisinden Menderes'e şöyle seslendi. Bu sözleri samimi olarak mı söylüyorsun? Öyleyse seni başımıza taç kabul etmeye hazırız. Artık Üstad için Zeybe'yi Menderes çok daha farklı bir anlam taşır. Onu partiden hep ayrı tutar. Zaman zaman dergisinden seslenen Üstad, Menderes'ten Demokrat Parti'yi İslami çizgiye daha da yaklaştırmasını isterdi. Bu durum Demokrat Parti içinde rahatsızlıklara neden oldu. Ona karşı tavır almaları uzun sürmedi. Bu tutum karşısında Demokrat Parti de Üstad'ın eleştirilerinden payını alacaktı. Öte yandan aynı yıl Büyük Doğu Cemiyeti'nin birçok şubesini açar. Bu durum birilerini daha da rahatsız eder. Bu yükselen devin itibarı sarsılmalıdır. Hakkında komplolar bile düzenlenir. Kumarhane baskını diye sunulan tezgah bunlardan biriydi. Üstüne bir de derginin o evredeki 54. sayısı bayilere bile ulaşmadan toplatıldı. Ardından da o dergideki bir yazısı yüzünden cezaevi yolu yine görülmüştü. Tahliye olduktan sonra istismar edildiğini düşündüğü Büyük Doğu Cemiyeti'ni tasfiye etmek zorunda kaldı. Haziran ayında kurmayı düşündüğü Büyük Doğu Partisi'nin ana nizamname projesini dergisinde yayınlamış ve ardından bir sayı sonra dergisine ara vermişti. Kasım ayında Müslüman Türklerin Gazetesi sloganıyla Büyük Doğu Gazetesi'ni günlük olarak yayınlar. Her ne kadar Demokrat Parti içinden onun yoluna taş koymak isteyenler olsa da Üstadın başvekile desteği her zaman tam olmuştur. Üstadın çok büyük umutlar beslediği Demokrat Partili yıllar ne yazık ki onun en çok yargılandığı, en çok hapis yattığı, komplolara maruz kaldığı, suikastlere adının karıştırıldığı, yani kısaca en çok haksızlığa uğradığı yıllardı. Bunun başlıca sebebi de dergisinden Demokrat Parti'ye yaptığı telkinlerdi.
Çünkü üstada göre çok sevdiği başvekil Menderes'in çevresinde CHP zihniyetinden kurtulamayan kadrolar bulunmaktaydı. Halkın CHP'ye duyduğu öfkenin zaferi olan Demokrat Parti yakaladığı bu fırsatı daha iyi değerlendirmeliydi. İşte bu yüzden sivri kalemini kullanmaktan hiç çekinmedi. Zaman korkunç daire. İlk ve son nokta nerede? Bazı geriden gelen 100.000 devirlerde. Yeter senden çektiğim ey tersi dönmüş ahmak. Bir saman kağıdından bütün iş kopya almak ve sonra kelimeler kutlu, mutlu, ulusal. Malalları bastırdı devrim isimli masal. Yeni çirkine mahkum, eskisi güzellerin, Allah kuluna hakim, kulları heykellerin. Nitekim karşı hamleler peş peşe geldi. Önce kumarhane baskını komplosu, sonra Malatya hadisesi. 1952 yılında Vatan Gazetesi sahibi Ahmet Emin Yalman, Hüseyin Üzmez tarafından yapılan suikast sonucu yaralandı. Olay kötüdür ama daha da kötüsü hadisenin üstadın üstüne yıkılmak istenmesidir. Hemen bir kılıf uydurulur. Büyük Doğu Cemiyeti vakadan sorumlu tutulur. Ortaya komik bir iddia atılır. Üstadın Ahmet Emin Yalman hakkında yazdığı eleştiriler bu asılsız iddianın dayanağıdır. Azmettiricisi olarak gösterilen üstad hemen tutuklanır. Ama daha da komiği ise Hüseyin Üzmez'in Büyük Doğu okuru olmasının mahkemede suç delili olarak gösterilmesidir. Lakin üstadın buna cevabı büyük olur. Kıskançlık krizleri geçiren bir adamın cebinde bu temayı işleyen Otello bulunursa Shakespeare'i mezarından kaldırıp asacak mısınız? Üstadın mahkemede yaptığı o meşhur savunma belleklere kazındı. Ama maalesef bu olay yüzünden haksız yere hapis yatarken 1951 yılında aldığı mahkumiyetin nedeniyle de 9 ay 12 günlük cezasını çekmeye başlar. Hapisteyken ileride başına gelen tüm olayların muhasebesini yapacağı Müdafalarım adlı eserinde de yer alacak olan o ünlü broşürünü yayınlar. Maskenizi yırtıyorum. Zaten başına gelenlerin tüm sebebi bu iki kelimede saklıdır. Baskılar, yasaklamalar, yargılamalar, parmaklıklar, hasretler, verilen fikir mücadelesinde yırtılan maskeler. ...1953 yılının sonunda Malatya hadisesinden nihayet suçsuz bulunan üstad serbest kaldıktan sonra yoluna kaldığı yerden devam eder. 23 Nisan 1954'te haftalık olarak yayına başlayan Büyük Doğu'nun kapağı manidardır. Kapakta ağlayan bir köylü kız ve milletçe ağlıyoruz yazısı. 9 Temmuz'da tekrar kapanır. Malumun idamı. Alışılmadık bir durum değildir artık bu. Mahkeme kapılarında mermerleri aşındırmakta olan üstadın Büyük Doğusu 2 yıl daha suskun kalacaktır. 30 Mart 1956 yılında tekrar günlük gazete olarak çıkmaya başlayan Büyük Doğu 3 ay sonra örfi idare tarafından kapatılır. 1957 yılında 6. defa 8 aylığına hapse giren üstad için artık normal hayat bu olmuştur. Ama zerre kadar pişmanlık ve geri adım atmak yoktur. Bir yandan da parmaklık ardından eserler üretmeye devam etmektedir. Büyük Doğusu susturulsa da üstadın susmaya hiç niyeti yok. 1959'da Mart ayında yine bir cuma günü 10. kez tekrar çıkartmaya başladı. Dergisinin Nisan ayındaki 5. sayısında Zalimle Mazlumun Hikayesi manşetiyle yine CHP zihniyetine yüklenmiş ve yazısına Halk Partisi dün zalim makamında zalimdi, bugün mazlum makamında daha büyük zalim diye başlamıştı. Kapak resminde de anahtar bizde, içeride de biz diyerek
sitemini dile getirmişti. Yine aynı yıldaki 3. sayıda Üstad dergisindeki Kement manşetli yazısında "Kurtarın milleti ve kendinizi CHP kemendinden 1959 ve 1960 son vade" diyerek iktidara seslenmiş ve belki de yaklaşmakta olan kara günleri hissetmişti. Nitekim bir yıl sonra haklılığı ortaya çıkacaktı. 2 hafta sonraki 15. sayısında Dost Sesi başlıklı yazısında Demokrat Parti'ye ince bir gönderme yapsa da "buna rağmen yalnız onu tutabilirsiniz" diyerek yine de desteğini dile getirmişti. Ona göre iktidar asla CHP'nin baskıcı zihniyetine geri teslim edilmemeliydi. Menderes'le elde edilen tüm kazanımlar yeniden kaybedilebilirdi. 1959 yılında dergiye o kadar dava açılmıştı ki hepsinde suçlu bulunsa, bir asır hapis yatsa yine yetmezdi. Ama üstadın yaşadığı bu haksızlıklara çok daha kötüsü eklenecekti. Onu da 27 Mayıs 1960 günü yaşayacaktı. Bir darbe. Üstadın tabiriyle bir gece baskını. Bir darbe ki demokrasiyle tanışan genç cumhuriyetin yoluna taş koyan, bir darbe ki baskı ve yasaklamalarıyla halkının muhafazakar kesimine eziyet eden tek parti zihniyetinin parmağına bal çalan, bir darbe ki bir toplumun sevgilisi olmuş lider kadrosunu zindanlara koyup saçma sapan suçlamalarla yargılayan, bir darbe ki bir ülkenin bakanlarını ve başbakanını acımasızca asarak gelecek 50 yıl boyunca siyasetinin üzerine korku tüneli olan, bir darbe ki vesayeti yeniden hortlatan, bir darbe ki ardından gelecek bütün darbelere, askeri müdahalelere yol açan. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. İşte o darbeden de kendi payına düşen acılara katlandı Necip Fazıl. İhtilalin ilk radyo duyurularından zaten çıkmayan Büyük Doğu'nun kapatıldığı anons edildi. Daha sonra bir gece yarısı evinden alınan üstad 4,5 ay gerekçesiz Balmumcu garnizonunda tutuldu. Daha sonra çıkan basın affına rağmen bir yazısından ötürü verilen mahkumiyet kararı sonucu tahliye edildiği gün tekrar tutuklandı. 14 ay daha Topbaşı cezaevinde yatacaktı. Zaten evine, ailesine çoğu zaman hasret kalan üstadın çilesi hiç bitmeyecek gibi görünüyordu. Her ne kadar ona sınırsız destek olan vefakar eşi Neslihan Hanım'ı düşünse de bir de ihmal etmek zorunda kaldığı çocukları vardı. Bitmek bilmeyen mahkemeler, tutuklamalar, hapisler. İlk çocuğu Mehmet'in doğumuyla başlamıştı zindan günleri. Oğlu Reşit olmuştu ama hala mahpusta gün sayar haldeydi. Ve üstad zindandan Mehmet'ine seslendi. Zindan 2 hece. Mehmet'im lafta. Baba katiliyle babam bir safta. Bir de geri adam boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar 6 köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel 100 adım, 1000 yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde, akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu?
Hiçbir şeyden yılmayan üstad, Toptaşı cezaevinde eserlerini üretmeye devam eder. Mürşidini anlattığı ismi daha sonra O ve Ben olacak olan kitabı Büyük Kapı'yı, ahlaki değerlerinden uzaklaşarak yozlaşan bir toplumu anlattığı Ahşap Konak isimli piyesi, sinemaya da uyarlanan meşhur Reis Bey piyesi ve Kainatın Efendisi'nin hayatını anlattığı eseri O ki O yüzden varız. Üstadım, müsaade ederseniz davanızı ben üstlenmek istiyorum. Merhamet. İnsanlara merhameti öğretmek. İnsandaki kötülük iktidarını döve döve pekiştirmek yerine ohluya ohluya yumuşatmak. Merhamet, hava gibi, su gibi muhtaç olduğumuz iksir. Baş aşağı bir cemiyeti baş yukarı edecek bir kudret. Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirden muhali kemir. Ne gelir ki elden, kader bu emir. Garip pencerecik, küçük daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözyaşı bir tarla hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan bu. İplik ki incecik örer boşluğu. Çok azimliydi Necip Fazıl. Demir parmaklıklar ona engel olamıyordu. Çünkü o davasına inanıyor, mücadelesine devam etmek zorunda olduğunu biliyordu. Hem üstadın yediği darbe neydi ki memlekete yapılanın yanında? Alışıktı üstad kovuşlara. Yükü ağır olsa da kalkar doğrulurdu. Ana rahmi zahir şu bizim kovuş. Karanlığından nur yeniden doğuş. Sesler duymaktayım. Davran ve boğuş. Sen bir devsin. Yükü ağırdır devin. Kalk ayağa. Dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. 18 Aralık 1961'de tahliye edilen üstadın yüreği buruktu. Hem de ne buruktu. 2 ay önce bir başbakan, yani gözü gibi sevdiği Menderes, asılarak idam edilmiş, ülke siyasi tarihine kara bir leke sürülmüştü. Bir de üstüne Yassıada da başvekil yargılanırken, üstad ve eşi de hakim karşısında ifade vermek durumunda kalmışlardı. Bir tiyatro sahnesi sergilendi Yassıada duruşmalarında. Başbakan örtülü ödenekten zimmetine para geçirmekle yargılanıyor ve kılıf uydurulmaya çalışılıyordu. Yürürlükteki kanunla başbakanın kayıt şartı aranmaksızın kendi harcama yetkisine tahsis edilen örtülü ödeneğin amacın dışında kullanıldığı iddia edilmiş ve 10 yıllık kayıtların istendiği bu davada Necip Fazıl da suçlanmıştı. Ajans, gazete ve dergilere tek bir maksatla verilen bu paralar, kayıtlarda tesis masrafı, abone ücreti, borç, bağış gibi çeşitli şekilde ifade edilmişlerdir. Örtülü ödenekten gazete, dergi ve ajans sahiplerine verildiği tespit edilebilen paraların tutarı 723.809 liradır. Bunun 147.500 lirasını Büyük Doğu Dergi ve Gazetesi sahibi Necip Fazıl Kısakürek almıştır. Şimdi bu Necip Fazıl Kısakürek'e böyle 147.500 lira. Fazla değil mi? Bu zannediyorum Reis Beyefendi uzun bir müddet içine yayılmış olan bir şey olacak. Bir tediye olacak. Müsteşar daha iyi bilecek bizzat tediyeyi yapan kendisinden soralım. Necip Fazıl tanık olarak dinlendiği oturumlardan birinde sanık kürsüsünden şöyle seslendi. Örtülü ödenekten para almışsınız. Evet aldım. Ne aldığımdan ziyade niçin aldığım mühimdir.
Ben örtülü ödenekten metiyeci, kasideci, eski Roma cenazelerinde sahte ağlayıcıları olarak para almadım. Ve bunlardan hiçbirini yapmadım. 1943'ten 1960'a kadar taştan taşa vurulan, zindandan zindana sürülen mukaddesatçı, milliyetçi, Anadolucu, ahlakçı bir idealin himayesi yolunda para aldım. İlk gazete olan Takvim-i Vakai'den bu yana fikre müstenit bir tek gazete mevcut değildir ki şu veya bu şekilde hükümetten yardım görmesin. Bütün aldıklarımı mücadelesine ettiğim yolda harcadım. Ve sadece harcamakla kalmayıp evimdeki eski koltuk ve halılara kadar da bu uğurda satmaya mecbur oldum. Zira Adnan Bey'in bir kere başta sonu gelir diye ettiği her yardım Demokrat Parti iktidarının menfi kutbu tarafından engellenince kendisine bir ev yaptırılmaya başlanıp birinci katı çıkmadan yüzüstü bırakılan biçare gibi elimdekini avucumdakini sarf etmeye, üstelik büyük bir borç altına girmeye mahkum oldum. Yani örtülü ödenekten bana verilen paralar şahsıma bir şey getirmek yerine benim bütün imkanlarımı yedi, bitirdi ve neyim varsa götürdü. Benim bir dava uğrunda bir nevi vergi hakkıyla alabildiğim reklam parasına bile yetmez. Gülünç meblağlara karşılık kendisinden milyonlar devşirip şimdi gözünü oymaya bakan, Büyük Doğu'yu örtülü ödenek beslenesi olmakla suçlayan ve hesap vermeye davet edilmeyen bazı gazetelerin hali, masumluk ve ulviliğimizin ters tarafından mükemmel bir ifadesidir. O gün Üstad'a ve dergisi Büyük Doğu'ya besleme diye iftira atan Vesayet medyası, tamamen darbeye alkış tutan, yasadayı meşrulaştıran asıl satılık ve besleme kalemlerdi. Öyle manşetler atıldı, öyle yazılar yazıldı ki, davalar öyle bir magazinleştirildi ki, tam da kan donduran cinsten. Köpek davası, bebek davası, cımbız davası. 17 Eylül 1961. Türk siyasi tarihi için kara bir gün. Dar ağacına gönderilmiş bir fidan. Halkın sevgilisi olmuş başvekil Menderes'in bu görüntüsü toplumsal hafızamıza kazınacak ve bir daha asla silinmeyecekti. Nasıl unutalım ki? Üstad parmaklıklar ardında. Üstad çaresiz. Yegane umudu olan Menderes'i de yok artık. Hiç acımadan kıydılar üstadın zeybeğine. Devirdiler koca bir çınarı. Üstad o gün zeybeğinin katlinden duyduğu elemi daha sonra böyle kaleme dökecekti. Zeybeğimi birkaç kızan vurdular. Çukurda üstüne taş doldurdular. Bir de ya kalkarsa diye kurdular. Zeybeğim, zeybeğim ne oldu sana? Allah deyip şöyle bir doğrulsana. Zeybeğim kalkamaz, dirilemez mi? Odası mühürlü girilemez mi? Şu ters akan sular çevrilemez mi? Ne güne dek böyle gider bu devran? Zeybeğim bir sel ol, bir çığ ol, davran. Kırat zincirlenmiş, ufuk sahipsiz, han kayıp, hancı yok, konuk sahipsiz, baş köşede sırma koltuk sahipsiz. Artık İstanbul sokakları daha sessizdi. Sadece postal sesleri duyulur olmuştu sanki. Lakin bu durum milli şefin işine yaramış ve darbenin gölgesinde 1961 yılında yapılan Demokrat Partisi seçimden CHP birinci parti çıkmıştı. Ama yine de tek başına iktidar olamamış, ülke tarihinin ilk koalisyonu kurulmak zorunda kalınmıştı. Ne ilginç değil mi? Darbeyle başlayan koalisyonlu yıllar ve koalisyonları takip eden darbeler. Ve yine CHP'nin haz etmediği Necip Fazıl ve üstadın hiç haz etmediği CHP zihniyeti tekrar karşı karşıya gelmişti. Serbest kalan üstad evine ailesine kavuşur ama davaları bitmez. O mahkemeden bu mahkemeye koşturur durur.
beraatler davaları, davalar beraatleri kovalar. Üstad için önünde duran iki yol vardır. Her şeyden büsbütün ele tek çekip rahatına bakmak ya da her şeye topyekün el uzatıp sonuçlarına katlanmak. Tabii ki o bildiği yoldan şaşmayacaktı. Onca baskı, tahkikat, mahkeme ve demir parmaklıkların susturamadığı Necip Fazıl şimdi pes mi edecekti? Tabii ki hayır. Fikir durmaz, kalem durmaz, bu İslam davası durmaz. Üstad hiç durmaz, duramaz. Bu davaların davası, bu hasılda, esrarı, bütün meselemiz, topyekun meselemiz, en çekin dava. Onun için bunun da Yunus'un dediği gibi zehirle pişmiş aşı yemeye kim gelir? Sizi hepinizi burada zehirle pişmiş iftara davet etmiş gibiyiz. Çünkü bunun eğlentiden, espriden, müfteden, takım kaba kaba renklerden ziyade insanı derin tefekküre sevk edici bir tarafı var. Üstad 1963 yılında konferanslar serisine başlar. Yurdun dört bir yanına giden üstad büyük ilgiyle takip edilir. Birçok konuda yüz binlere ulaşan bu konferans dizisi yıllarca sürecektir. İslam tasavvufu, sömürgeci batı eleştirisi, milli değerlerimiz gibi değinilen konular ve anlatılanların derinliği bir neslin yetişmesinde çok tesirli olmuştur. Şimdi aksiyon, sadece hareket, teşebbüs filan manasını alırlar. Garplı, mütemaden garp, 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 işte üstad da bastı garp, ah bu garp meselesini halledebilsek her şey halledilir. Aksiyonun, garpta da böyle bir ayağa düşen tarafı vardır. Fakat oranın bir fikir jandarması vardır, bu kabili inkar değildir. O fikir jandarması üst tabakada mefhumların izzetini muhafaza eder. Yıl 1964. Necip Fazıl bir yandan Bugün ve Sabah gazetelerinde çerçeve başlıklı yazılar yazmakta, yeni eserlerini üretmekte ve diğer yandan da sürekli açılıp kapanan dergisini yeniden çıkarmak için uğraşmaktadır. 30 Eylül'de Büyük Doğu 11. kez yayında. Derginin ilk sayısında Menderes'in Aziz Hatırası için Zeybe'in Ölümü adlı şiirini yayınladığı için takibata uğrar. Zaten bu dönemde sadece 9 sayı yayınlanır. Anlaşılan henüz Menderes'i anmak bile sakıncalıdır. Kızanlar, dört yandan hep abandınız, Zeybe'in kanına ekmek bandınız. Bilemem susarak ölmek mi hüner, lisan çıldırıyor dil nasıl döner. Ondan son iz uzak, uzak bir fener. Öldü mü, çatlarım yine inanmam. Diriye yanarım, ölüye yanmam. Zeybek kaybolduysa bunca kayıp ne? Tesbihi dökülmüş, aranır nine. Balonu yok, ağlar çocuk haline. Zeybeğim, dünyayı aldın götürdün. Bir öldün, beni de bin bir öldürdün. Beyni tırmık tırmık pençelere sor. Mevsim niçin ölgün bahçelere sor. Sor çukuru nerede serçelere sor. Ağla bir dinmeyen hasretle ağla. Zeybeksiz yolları gözetle ağla. Yıl 1965. Üstadın başka bir büyük eseri olan Ulu Hakan adlı kitabı yayınlanır. Sultan Abdülhamit Han üstad için ayrı bir anlam taşımaktadır. Onun hükümdarlığında doğmuş, dedesi ona suikast girişiminde bulunan Ermeni teröristleri yargılamış, onun imparatorluğu ayakta tutmak için verdiği mücadeleye hayran kalmıştı. Nitekim daha önce yayınladığı Abdülhamid'in Ruhaniyetinden İstimdat adlı şiirinden ötürü dergisi yasaklanmıştı. Bunu göze alan üstad, sultana yakışır bir eser yazar. Türk tarihinin anahtar şahsiyeti olarak gördüğü Abdülhamid Han'ın hayatını anlattığı bu eser, onun ne kadar başarılı bir biyografi yazarı olduğunun da kanıtıdır.
Marifet büyük kısmı kursaktan doğma uydurmalarla Abdülhamid'i konuşturmakta değil, Abdülhamid hakkında konuşabilmek ve bir sentez örebilmektir. Üstad kendisinin de belirttiği gibi yıllarca Kızıl Sultan diye haksız bir şekilde topluma nakşettirilen Sultan II. Abdülhamid Han'ı bu eserinde kendisine yakışır biçimde sonraki kuşaklara aktarmıştı. Ona göre 36 Türk hükümdarı arasında belki en büyüğü ve tarihi hakkı muazzam bir zat mevzuunda Yahudi, dönme, Mason, kozmopolit ve emperyalizme ajanlarıyla el ele İttaki ve Terakki eşkıyasının imal ettiği ve Cumhuriyet rejimi boyunca devamına şahit olduğumuz yalancı tarihe paydos. Dünyada her şeyin sahtesi görülmüş fakat ilim ve tarihin devamlı yalancısına rastlanmamıştır. Sevdarı Hakan Abdülhamid Han, cennet mekan Sultan Abdülhamid Han. 22 Eylül 1965. Büyük Doğu bu sefer gazete boyutunda 12. kez yayında. Ve tabii ki ilk sayı merhum başvekil Adnan Menderes'e ithaf. 4 yıl önceki haksız idamın gazete manşetlerinden derlendiği resmin yanına CHP vebali başlıklı ağır bir gönderme yazısı. Zaten üstadın dergi kapağında açıkça belirttiği gibi Menderes'in idamında İnönü ve CHP vebali aşikar. Büyük Doğu yoluna 17 sayı kadar daha devam eder. Ve elbette takibatlarda. Aynı yıl Büyük Doğu Fikir Kulüplerini de kuran üstad, konferanslar serisini sürdürmekte ve Anadolu'yu kucaklamaktadır. Genelde Milli Türk Talebe Birliği, Komünizmle Mücadele Derneği gibi kuruluşların davetleriyle verdiği konferanslardan da davalık olur. Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde verdiği Özlediğimiz Neslin Vasıfları isimli konferansından din esasına bağlı cemiyet kurmak iddiasıyla yargılanır. Benim Ahşap Kodak piyesimde şöyle bir sahne vardır. Büyük baba, mini etekli torununu çağırıyor. Der ki, gel buraya sanacağız hocam, bana soracağım. Der ki, eğer Avrupa'dan bir moda gelse, tek ter saçı göstermeyen, kapalı, örtülü, böyle rahibeye benzer bir moda. Bunu kabul eder miydiniz, etmez miydiniz? Ederdik dedi. O halde der, sizin kılık üzerinde bir hükmünüz yok. Avrupa'dan geldiği için makbul. Demek ki İslamiyet Avrupa'dan gelse siz Müslüman olacaksınız. Yılın sonunda yapacağı Ayasofya konferansı da oldukça ses getirir. Ona göre müzeye çevrilen Ayasofya ile birlikte Türk'ün öz ruhu da müzeye kalkmıştır. Demek ki Ayasofya ne taş, ne çizgi, ne renk, ne hacim, ne de bütün bunların madde senfonisi. Sadece mana, yalnız mana. 1965 yılında yapılan genel seçimler sonucu Adalet Partisi tek başına iktidar olur ve Süleyman Demirel başbakanlık koltuğuna oturur. Üstadın Soğuk Savaş döneminde uzun yıllar boyunca verdiği komünizmle mücadelenin bir benzeri Demirel'in söylemlerinde de mevcuttur. Miting konuşmalarının içerdiği antikomünist propagandalar ve Menderes'in mirasını sahiplenmesi Demirel'in seçimleri kazanmasında çok büyük etken olur. Üstad başlarda Demirel'e olumlu baksa da daha sonra yanıldığını anlayacaktır. Nitekim üstadın keskin kalemi artık Adalet Partisi'nin de radarına takılır. Birçok kez hükümetin manevi şahsiyetine tahkir suçlamasıyla karşı karşıya kalır. Tabii ki üstad da dergisinde Demirel'i eleştirmekten geri kalmaz. O dönem bir de Demirel için masonluk tartışması meşhurdur. Hatta Demirel mason olmadığına dair locadan belge bile alır. Ancak üstad
13. kez çıkardığı dergisinin 27 Aralık 1967'deki sayısında dönemin başbakanı Süleyman Demirel'e ait olduğunu iddia ettiği belge fotokopisini yayınlar. Bundan sonra da yıldızları pek barışmaz. Ve üstadın bir başka çilesi. 1968 yılında yayınladığı bir başka önemli eseri olan Sultan Vahdettin'e anlattığı Vahidüddin adlı kitap yüzünden soruşturma açılır ve kitabı toplatılır. Bazı kesimlerce vatan haini olarak gösterilen Vahdettin'i savunmak üzere yazdığı bu kitap yüzünden açılan davadan beraat etmesine rağmen üstad maalesef bu kitabından çok çekecek ve bu davalar onu ölümüne kadar takip edecektir. Temiz edilecek olan kararla mahkum olacak, fakat basın affıyla karar infaz edilmeyecek, tekrar takibata uğrayacak ve nihayetinde 1,5 yıl hapis cezası alacaktır. Yıllar sonra ölüm döşeğindeyken bile Kenan Evren tarafından affedilmeyerek onanan bu karardan onu Allah'ın takdiri kurtaracaktır. Yine aynı yıl baş eserim dediği İdeoloji Örgüsü adlı kitabını yayınlar. Bu kitap aslında Büyük Doğu Hareketi'ni anlattığı eserdir. Üstad İdeoloji Örgüsü'nde Batı Doğu Muhasebesi'nden tutun da İslam İnkılabı'nı her yönüyle ele almış ve o inkılabın özünde devlet ve idare biçimi olarak da baş yücelik devleti ideali ortaya koymuştur. Aslında İdeoloji Örgüsü'nde bir nevi yıllardır hep tartışma konumuz olan başkanlık sistemine benzer bir yönetim şeklini anlatmıştır. Elbette bu eser de yargılanmıştır. Bu eser benim bütün varlığım, vücut hikmetim, her şeyim. Ben arının peteğini hendeseleştirmeye memur bulunması gibi bu eseri örgütleştirmek için yaratıldım. Şiirlerim de, piyeslerim de, hikayelerim de, ilim ve fikir yazılarım da sadece bu eserin belirttiği bina etrafında bir takım müştemilattan başka bir şey değil. 1969 yılında dergisi Büyük Doğu 14. devresinde bu sefer aylık olarak yayına başlar. Aynı yıl kendisine açılan davalardan derlediği, savunmalarını anlattığı Müdafalarım adlı kitabın yanında Şiirlerim adlı eserini yayınlar. Yıl 1970. Milli Görüş'ün ilk siyasi hareketi başlamak üzeredir. Türk siyasi tarihine yepyeni bir soluk getirecek bir davanın siyasi temelleri atılmaktadır. Bir yıl önce Konya'dan bağımsız milletvekili olarak siyasete giren Necmettin Erbakan, 17 arkadaşıyla birlikte Milli Nizam Partisi'ni kurar. Partinin kuruluş beyannamesini üstad bizzat kendi yazar ve daha sonra da dergisinde yayınlar. Partinin açılış toplantısında da kısa bir konuşma yapar. Fakat ne yazık ki üstadın kaleme aldığı kuruluş beyannamesi partinin kapanmasındaki gerekçelerden biri olacaktır. İslamcı manifesto nitelendirilmesi yapılan Milli Nizam Partisi kuruluş beyannamesi şöyle başlamaktadır. Aziz milletimiz, bugün daima hakka bağlılıkta, hakkı tutmakta, iyiyi destekleyici, kötüyü men edici hüviyetiyle insanlık tarihinin en ulvi mahreki üzerinde yürüyen büyük milletimizin çeşitli tesirlerle kendi yolundan saptırılması gayretlerinin hüküm sürdüğü oldukça uzun bir devreden sonra yeniden ulvi ve şanlı tarihi yörüngesi üzerine oturtulması için füzelerin ateşlendiği gündür. Milli Nizam Partisi, milletimizi karışık ve karanlık devrelerden sonra aydınlığa götürecek, onu parlak tarihi yörüngesi üzerine yeniden oturtmak için ateşlenen güçlü füzedir. Bugün bu füzenin ateşlendiği gündür. Bugün bu mutlu gündür. Bütün milletimize uğurlu ve hayırlı olsun.
Ey, daima hakkı tutmak, iyiyi sağlamak ve kötüyü men etmek yolunda bulunmak üzere seçilmiş mümtaz ve aziz milletimiz. Milli Nizam Partisi 12 Mart 1971 muhtırası sonrası laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü iddiasıyla hakkında açılan dava sonucu Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılır. Maalesef üstadın metni laikliğe çok aykırı bulunmuştur. Yani askeri vesayet her daim olduğu gibi yine devrededir. Öte yandan 1970 üstad için yine üretken bir yıl olmuştur. Kanlı Sarık piyesi, Yeniçeri, Hikayelerim, hapishane hatıralarını anlattığı Cinnet Müstatili ve Gözbebeği Başvekilini anlattığı Benim Gözümde Menderes eserleri yayınlanırken Büyük Doğu'da 15. evresindedir. Üstad bir yandan da konferanslar serisini sürdürmekte ve davasının haklılığını geniş kitlelere anlatmaya devam etmektedir. 27 sene evvel bizim mücadelemiz başladı. O zaman Allah ve ahlaktan bahsetmek yasaktır diye başvekil imzasıyla Saracoğlu Şükrü iki aylık mahrem telgraflar gelirdi. O devirde çıktık biz ortaya ve hocalıktan kovulduk. Bugün halimiz malum. İzaha değmez. Çektiğimizde hiçbir imtiyazı yok. Dava adamı için bunlar çok az. Adeta böyle soğukta elini hohlayan biri gibi bir cumhuriye buz tabakasıyla her taraf. Hohlaya hohlaya bunu arkadaşlara da söyledim. Buzu erittik. Şimdi çamur oldu. Her yer geçebilirsen geç. Yok bilmem hangi bilmem dernek. Yok tasavvufu inkar eder. Mezhepleri inkara kadar gider. Yok orada bilen neciler, burada neciler, orada bucular, burada şucular. Bu işin büyük telif hakkı bizdedir. Ve silindir gibi geçeceğiz üzerlerinden. Ayıptır, küfre avans vermemek lazımdır. Yakında bir kurultay kuruyoruz Milli Türk Talebe Birliği'nde. Bu dava halledeceğiz. Bütün iman sahiplerinin bir noktada buluşması lazımdır. Yıl 1973. Üstad kutsal topraklarda. Uğruna birçok sıkıntı çektiği mücadelenin merkez noktasındadır. Hac vazifesini yerine getiren üstadın ruhunu huzur kaplamıştır. Tüm dünyevi tartışmalardan uzak, sükunetin tam kalbindedir. Ruhundaki yılların yorgunluğu yerini o ulvi manaya terk eder. Dönüşte hatıralarını hac adıyla kitaplaştırır. Bende siklet, sende letafet. Allah'ım affet. Latiften af bekler kesafet. Allah'ım affet. Etten ve kemikten kıyafet. Allah'ım affet. Şanındır fakire ziyafet. Allah'ım affet. Acize imdadın şerafet. Allah'ım affet. Sen mutlaksın, bense izafet. Allah'ım affet. Ey kudret, ey rahmet, ey re'fet. Allah'ım affet. Aynı yıl Mehmet'ine Büyük Doğu Yayın Evi'ni kurdurarak, kimisini yeniden derleyerek tüm eserlerinin düzenli yayınına başlatır. Ve Türk-Rus ilişkilerinin tahlilini yaptığı Moskov adlı yeni kitabını da yayınlatır. Yıl 1974. Üstad bütün şiirlerini yeniden derleyerek tek bir kitapta toplar. Adı manalı. Çile. Onun hayatıyla özdeşmiş kelime. Bu büyük eseri şairliğimin tek ve eksiksiz kadrosu diyerek Türk edebiyatına armağan eder. İşte şiir kitabım bu. Hepsi bu kadar. Ve bu kitaba gelinceye dek başka hiçbir şey bana, adıma ve ruhuma mal edilemez. Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik,
ve çevre çevre nur, çevre çevre nur. İç içe mimari, iç içe belli. Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur. Bugün bütün dünya bir buhran yaşamaktadır. Bu buhran ikinci dünya harbiyle değil de birinci dünya harbiyle patlak veren buhran. Bütün ruh muazenelerinin alt üst olduğu ve beşeriyetin kendisine yeni inanış kutupları aramak yolunda çırpındığı devrin ifadesi buhran. Bu buhran eski nizamları o türlü alt üst etti ki bu en çok şiirde belli oldu. Edebiyatta belli oldu. Nizam köpürüyor, met vakti deniz. Nizam köpürüyor, ta çenemde su. Suda bir gizli yol, pırıltılı iz. Suda ezel fikri, ebed duygusu. Buradan Türk milletine düşen bir hisse var. Her şeyi en geç benimseme yolunda olduğumuz için buhranı da zaten zayıf giden edebiyatımızın ünlü neticesi olarak ondan çok sonra tattık. Bugün şiir diye memlekette hiçbir şey mevcut olmak hani değil. Bu işin ne jandarması var, yani müneffidi, ne muayyen zümrelerde bir takım kriteriyumları, ölçüleri, hiçbir şey kalmamıştır. Öteler, öteler, gayemin malı, mesafe ekinim, zaman madenim, gökte saman yolu benim olmalı, dipsizlik gölünde inciler benim. Netice itibariyle bugünkü Türk şiirini kutuplarını kaybetmiş, mihrakını zedelemiş ve büyük bir mihraka talip bir can çekişme halinde kabul edilir. Fakat hayat elbette gelecektir. Elbette bu yolunda aydınlatıcıları zuhur edecektir. Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök, heybem hayat dolu deste ve yumak. Sen bütün dalların birleştiği kök, biricik meselem, sonsuzu bulmak. Milli Türk Talebe Birliği 25 Nisan 1975'te Milli Gençlik Gecesi düzenler. O gecede gelecekte Türk siyasi hayatını yönlendirecek çok özel kişiler de vardır. Milli görüşün simgesi, dönemin başbakan yardımcısı Profesör Doktor Necmettin Erbakan ve ülkenin şimdiki lideri Recep Tayyip Erdoğan gibi birçok isim oradadır. Üstad bilincini inşa ettiği ve aktif olarak katkılar sunduğu Milli Türk Talebe Birliği'nin o gecesinde meşhur gençliğe hitabesini okur. Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik. Yeni bir devrenin önünde dimdik bekleyen bir gençlik. Meydana çıkacağı günü kollayan bir gençlik. Kökü ezelde ve dalı ebedde bir davanın aşkına, idrakine sahip bir gençlik. Milletine, ümmetine ve tüm insanlığın umurunu teşkil edecek bir gençlik. Kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakmadan ben varım cevabını veren bir gençlik. Canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara bir gençlik. Aynı nispette strateji ve taktik sahibi bir gençlik. Zifiri karanlıkta ak sütün içindeki aklı fark edecek gözü keskinlikte bir gençlik. Her türlü zehirli tesirden nefsini koruyabilecek, destan yazabilecek bir gençlik. Hep daha iyisine, daha güzeline ulaşmak için çalışan bir gençlik. Tek cümleyle Allah'ın kainatı yüzüstü rahmetine yarattığı sevgilisinin alemleri manto gibi büreyen eteğine tutunacak, ondan başka hiçbir tutamak, dayanak, sığınak,
barınak tanımayacak ve onun düşmanlarını ancak kubur farlarına denk muameleye layık görecektir gençlik. Bu gençliği karşımda görüyorum. Maya tutması için 30 küsur yıldır devrim bas kodamanların viski çektiği kamıştan borularla ciğerimden kalemime kan çekerek yırtındığım, kıvrandığım ve zindanlarda çürüdüğüm bu gençlik karşısında uykusuz, susuz, ekmeksiz başımı secdeye mıhlayıp bir ömür Allah'a hamd etme makamındayım. Genç adam, bundan böyle senden beklediğim manevi babanın tabutunu musalla taşına, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını da gediğine koymandır. Surda bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan eserseniz Allah'ın selamı üzerinize olsun. İşte o gençlik üstad için jübile gecesi düzenler. Üstadın yazarlıktaki 50. yılı, davadaki mücadelesinin 40. yılıdır. 22 Kasım 1975'te düzenlenen gecede üstadı 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan takdim eder. Artık üniversite yıllarımın en canlı dönemlerinde üstada jübile yapacağız. Milli Türk Talebe Birliği'nde ve bu jübileyi yapmak için iki genç artık finale kaldı ve iki genç olarak bir tanesi de benim. Diğer arkadaşım benden önce takdimini yapmaya başladı. 4 A4 sayfası takdim hazırlamış. Tabii öyle övdü, öyle övdü, öyle övdü ki artık üstad bu övgülere dayanamadı. Yerinden kalkarak o kendine has üslubuyla orada bir ifade kullandı ve orada iş kesildi. Ondan sonra sıra bana geldi. Ben de şöyle avuç içi gibi iki kart takdim hazırlamıştım. Ben de bu takdimimi yaptım ve üstad orada benim takdimimi bu genç yapsın dedi. Ve işi bana bıraktı. Ve o jüride, o jübilede takdimi o gecenin bu fakire kaldı. Tabii o dizi Milli Gençlik Geceleri olarak devam etti. İstanbul, İzmir, Ankara, her yerde üstadla beraber dolaştık. Üstad Necip Fazıl işte o söylendiği gibi eğer mütekebbir olmuş olsaydı o 4 A4 sayfasıyla o takdimi yapan arkadaşımızı tercih etti. Benimki daha mütevaziydi. Fakat bizi orada takdir etti. Ve böyle devam ettik. Çünkü Necip Fazıl aslında bir aksiyon insanıydı. Necip Fazıl o dönemde yüzlerce, bugün yüz binlerce genci dünyaya ve ukbaya hazırlamış tek başına bir okuldu, tek başına bir ekoldu. Artık üstadın şekillendirdiği gençlik yola koyulmuş, davasına sarılmış ve ileride her kademede kendini gösterecek kadar bilinçlenmeye başlamıştır. Yılların yorgunluğu üstadın yüz çizgilerine iyice yansımaya başlasa da üstad durmaksızın eser üretmeye devam eder. Muhtıra sonrası ara verdiği Büyük Doğu dergisinin yokluğunda alternatif bir tarz olarak 1976'dan itibaren kitap dergi şeklinde rapor adıyla yazılarını 1980 yılına kadar 13 sayı yayınlar. Haziran 1977. Üstad için yine hazin bir aydı. Çok sevdiği annesi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Çok çileler çekmiş, hastalıkla mücadele etmiş ama uzun bir ömür geçirmişti.
şair olmasını istediği oğlunun ne kadar büyük bir şair, bir üstad olduğunu görmüş ve hep bunun gururuyla yaşamıştı. Üstad da birçok kez şiirlerinde onu yad etmişti. Anne girdin düşüme, yorganın olsun duam, mezarında üşüme. Anlamam, anlatamam, düşen düştü peşime, artık vadeler tamam. Üstad'la yolu kesişen bir başka lider de Başbuğ Alparslan Türkeş olmuştu. 1977 yılından itibaren Başbuğ Türkeş'le üstadın dostluğu gelişmiş ve hatta ülkücü gençliğinde sevdiği biri olan üstad MHP mitinglerinde boy göstermişti. Amacı Büyük Doğu Hareketi içinde ülkücü gençliği de kucaklamaktı. Ne partidenim ne de listedeyim. Avrupa yapısı parti oyuncağına inananlardan da değilim. Yani Halk Partisi'ni kendisini aradan geçen zamandan sonra millete yutturmuş gibidir. Ve Mücadele Dergisi Büyük Doğu Son Evre olarak 8 Mayıs 1978'de çıkar. Kapak aslında manidardır. 34 yıllık bir siyasi tufandan çıkıp gelen ve hala yoluna devam eden Büyük Doğu, 5 sayı daha devam eder ve Efsane Dergisi son noktayı koyar. Kimler yazmadı ki Büyük Doğu'da? Sait Faik, Özdemir Asaf, Oktay Akbal, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Peyami Safa, Nurettin Topçu, Cemil Meriç, Sezai Karakoç, Sabahattin Zaim, Salih Murat Uzdilek, Şevket Eygi, Nihal Atsız ve daha nicesi. Üstadın bu 35 yıllık serüveni etkisini ileride çok daha kalıcı olarak gösterecek bir aksiyon zemini oluşturmanın dışında Türk edebi hayatına da verdiği katkılar aşikardır. Yakınlarımdan ve neslimden birçoğu ölüp gitti. Benim de son nefesimi ne zaman vereceğimi yalnız Allah bilir. Şu var ki son nefesime kadar davamın üzerindeyim. Yıl 1980. Ve nihayet üstada yakışan sıfat ona ithaf edilir. 26 Mayıs'ta Türk Edebiyat Vakfı Üstad Necip Fazıl'a Sultan-ı Şuara yani Şairler Sultanı unvanını verirken, Kültür Bakanlığı tarafından da büyük kültür armağanına layık görülür. Belki biraz gecikmeli de olsa sonunda üstad onore edilmiştir. Bunu da sonuna kadar fazlasıyla hak etmiştir. Koca bir ömrü eserler yazmakla geçiren üstadın ilerlemiş yaşına rağmen durmaya niyeti yoktur. Ve tüm enerjisini de dava aşkından almaktadır. Neyse, yarım asırdır zorunu beklediğimiz bu fazilet, hususiyle 30 yıldan beri kah açılan, kah kapanan havalar gibi bugün gerçekleşme ve yerleşme adımda bulunuyor. İnkılap çapında inkılap haberçisi bir hadise. 10 küsur yıl evvel dekanı bulundukları bir tarih fakültesinde konferans salonunu davamıza takdim etmesiyle aynı fazilet ve celaleti gösteren muhterem zatı bugün Kültür Bakanlığı'ndaki müstesna ölümden ötürü en takdirkar örneklerine hedef diye belirtiyor. Lakin Eylül ayı ve yine aynı bedbaht. 60 darbesiyle başlayıp Menderes'in idamıyla süren ve sonra 71 muhtırasıyla devam eden askeri vesayet, Türk demokrasinin genetiğini bozmuştu. Siyasal gerilimler halka yansıtılmış, ülke bir kaosun içine sürüklenmişti. Muhtıra sonrası ülke tablosunda artık birbirleriyle bir türlü uzlaşamayıp kavga eden parti liderleri, istikrarsız koalisyon hükümetleri, siyasal entrikalar, fakirlik, işsizlik ve hayat pahalılığından gerilmiş bir halk,
artan anarşi, sağ ve sol diye kutuplaşıp birbirine kurşun sıkan bir gençlik vardı. Üstadın hitabesinde arzu ettiği gençlik yoktu artık sokaklarda. Kaos çoktan başlamış ve gelmekte olan postalların sesi duyulmaya başlamıştı bile. Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Darbelerin koalisyonları, koalisyonların darbeleri kovaladığı yıllardı üstadın dava mücadelesi verdiği yıllar. Menderes'le başlayan siyasi istikrar bozulmuş, vesayet yeniden hortlamış, siyasetin ensesindeki askerin tokatı hiç eksik olmamıştı. Sancılı yıllar tam gaz devam ediyordu. Halk umutsuz ve mutsuzdu. Anarşinin kol gezdiği sokaklarda can ve mal güvenliği kalmamış, toplumda huzur yok olmuştu. İşte bu yüzden halk darbeye karşı tepki koymamıştı. Gelen darbeyle birlikte üstad artık Kenan Evren'in de radarına girmişti. Yıllarca yargılandığı Vahidüddin adlı kitabı yine bu dönemde karşısına çıktı. Üstad uzun zamandır çektiği şeker hastalığından muzdarip ve artık odasına kapanmış haldedir. Kenan Evren'den ölüm döşeğindeki üstadı affetmesini istediler. Fakat Evren buna gerek görmemiş ve 79 yaşındaki bu yorgun dava adamının sıhhatini düşünmeksizin kendi af yetkisini kullanmayarak mahkemenin verdiği 1,5 yıllık mahkumiyet kararını bir şekilde onaylamıştı. Ben tutuyorum, Vahdettin'e yazıyorum. Dünyanın her yerinde her türlü fikir serbestçisi budur işte. Vahdettin'e mülabat. Bu adam vatan haini değildir. Evvela bunun tespitini istiyorum. Takibe uğramıyor. Ve size intişar ediyor. Takibe uğramıyor. Kitap halinde çıkıyor, top atılıyor. Tezada bak. Beyaz ediliyor. Temiz bozuyor. Af kanı çıkıyor, mesele kapatılıyor. Sonra tekrar takip ediliyor. Bütün bu kufla ilgili eserde kime hakaret ve varsa isnat ediliyorsa bana. Ona bağlı bu kufla ilgili burada hakaret yoktur diyor. Hapisler, şunlar, baktıranlar. Şimdi hala o tehlike içindeyiz. 80 yaşından şeyinde, arefesinde bu tehlikeyi yaşıyorum. Ömrünün son günlerini her an götürülme tehdidiyle geçirmekte olan üstadın ruhu acı çekmekte ve yılların muhasebesini yapmakla geçmektedir. Lakin bu mahkumiyetin fırsatı olmayacaktır. Ben artık ne şairim ne fıkra muharriri. Sadece beni zonk zonk sızlayanlardan biri. Bakmayın tozduğuma meşhur Baba Ali'de. Bulmuşum rahatımı ben de bir tesellide. Fikrim ne fahişesi olduğum ne zamparası. Bir vicdanın bilemem kaçtır hava parası. Evet kafam çatlıyor. Güya ulvi hastalık. Bendedir duymadığı dertlerle kalabalık. Ben mazime baktığım zaman ürperiyorum. Nasıl yazabilmişim bunları? Ve birçoğunda nasıl kurtulabilmişim? En olmayacağına da nasıl yere yatırılmışım? Evet. Hayret diyorum yani kendime. Onun mücadele ve cesaretini kelimelere dökmek gerçekten zor. Üstad her şeyden önce en zor zamanda şanlı bir geçmişin, daha da önemlisi
bir medeniyet tasavvurunun çiğnenmesine tek başına karşı çıkmış gerçek bir cengaverdir. Evet, darbeyle aksayan Türk siyasi hayatı Turgut Özal'la yeniden ivme kazanacak ve hızlı bir kalkınma sürecine girecekti. Özal da üstadın fikirlerinden nasibini alan bir başka isimdi. 1981 yılında artık tamamen Erenköy'deki evine çekilen ve küçücük odasında İman ve İslam Atlası eseriyle meşgul olan üstadı pek çok kez ziyaret eden Özal, ondan girişeceği yeni siyasi hareket için tavsiyeler almış ve partisi ANAP'ı o yönde şekillendirmişti. Milletin adamlarıyla teması sürmeye devam ediyordu. Ama üstadın ömrü Özallı anavatan iktidarını görmeye yetmeyecekti. Kendisine bu görevin hayırlı uğurlu olmasını ve milletimize de hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Bu memleketi daha iyi noktalara götürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Programda da ifade ettiğimiz gibi canla başla çalışacağız. 1982 yılında Yazarlar Birliği tarafından Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu adlı eseriyle yılın fikir ve sanat adamı seçilen üstad, bir yandan da ikinci romanı Kafa Kağıdı'nı yazmaktadır. Ömrünün bu son yılında bile büyük bir şevkle eseriyle ilgilenmeye devam etmektedir. Artık hastalığı onu çok yıpratmış, yatağından dahi çıkamaz hale gelmiştir. Son günlerini ziyaretine gelen dostlarıyla sohbetle geçirmekte ve yürüdüğü bu kutlu yolda bir İslam davasına verdiği hizmetin haklı gururuyla ruhunu teslim edeceği günü beklemektedir. Hayat hikayesi dediğiniz işte bu kaba çizgilerden ibaret. Herkes bu çizgilere malik. Asıl hayat iç çizgilerde, ruhta. Ya bin yıl ya bin asır sonra o gün gelecek. Koklarken küllerimi mezarımda bir böcek, o kadar yanacak ki bir yüksüklük toprağım, yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım. Ve birden bakacağım, her tarafım bitişmiş, başım toprak altında bir maden gibi pişmiş. Nefesten daha ince bir ipek kumaş, demin fosfordan daha parlak, ince uzun ellerim. Tarih 25 Mayıs 1983. Gece saat 1'i biraz geçmiş. Üstad oğlu Mehmet'in yardımıyla yatağından doğruldu. Çizgileri çok fazla derinleşmiş gözleriyle soluk durgun şekilde camdan dışarı bakarken daldı. Hissetti meleğin geldiğini ve şu kelimeler döküldü dudaklarından. Demek ki böyle ölünürmüş. Kelime-i şehadet getirdi, ruhunu teslim etti. Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı, ölür müydü peygamber? Öleceğiz, müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Kapı, kapı, yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. O demdeki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner. Ertesi gün Fatih Camii mahşer alanı gibi kalabalık. Üstad için on binler orada. Yurdun dört bir yanından gelen gençlik orada hazır. Turgut Özal da orada. O da çok buruk. Son zamanlarında yanına sık sık gidip ondan fikir alsa da memleket için yapacağı icraatleri maalesef o göremeyecekti. O dem çocuklar gibi sevinçten zıplar mısın? Toprağın altındaki saklambaçta var mısın? Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel bayramda tahta ata binmek var. Ufka bakarlar, ölüm uzakta mı uzakta ve tabut bekler suya inmek için kızakta.
Sultan olmak dilersen tacı, sorgucu unut. Zafer araban senin, gıcırtılı bir tabut. Ve kılınan öğle namazını müteakip üstadın cenaze namazı. Naaşı Eyüp Sultan'a kadar yürüyen kalabalığın omuzlarında. Bir bahar zamanı, 26 Mayıs'ta bir perşembe günü doğmuştu. Ve yine 26 Mayıs'ta yine bir perşembe günü toprağa verildi. Ne olmuşsak İslam ahlakı yüzü suyu hürmetine oldu. Biricik ve olabilecek ahlak kaynağımız İslam ahlakıdır. Deryada sonsuzluğu fikretmeye ne zahmet? Al sana derya gibi sonsuzluğu karacağını. Göbeğinde yalancı şehrin sahici bende. O nasıl derlerden kalan şey neymiş? Mezar. Mezar. Sırtların kenetlendiği nokta. Mezar. Mezar. Varlığa yol veren geçit yok da. Onda sırların sırrı bulmak için kaybetme. Parmakların saydığı ne varsa tüketme. Varmak o iklime ki uğramak ihtiyar. Ebedi gençliğin taht kurduğu yer mezarlık. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar serbi çürür, ölüm yıpranmaz. Karaca Ahmet bana neler söylüyor neler. Diyor ki viran olmaz tek bucak, viran eder. Zaman deli gömleği onu yatanda ölür. Ölümde yekpare an ne kesiklik ne ölür. Hep olmadan hiç olmaz. Hiçin ötesinde hep. Bu mu dersin taşlarda donmuş yurtasada. Kabuklu, başörtülü, fesli, başıçık taşlar. Taşlara yaslanmış da küslü kemikten başlar. Kum dolu gözleriyle süzüyor insanları. Süzüyor sahi diye toprağa bakarlar. Onlar ki her nefeste habersiz öldürürler. Yüp oynamaktalar. Gelir gibi düğünler. Onlar ki sıfırda rakamları bulmuşlar. Fikirden kurtularak ölümden kurtulmuşlar. Söyle Karaca Ahmet, bu ne acıklı talih. Taşlarına kapanmış ağlıyor koca tarih. O bir çınar. Bir çınar ki asrına damgasını vurmuş, gelecek asırlara da taşıyacak bir çınar. O dev bir şair, bir yazar, bir muharrir, bir dava adamı, bir mücahit, bir düşünür. O bir usta. O Necip Fazıl Kısakürek. Ben düşündüm, taşındım. Yani ne bileyim ben, düşünmeye 15 yaşında başladımsa... İşte 60-100 senedir düşündüm. Ve ırkı bakımdan bizim çok minhat bir arazi sahibi olduğumuzu kabul ettim. Batı kültürüyle yetişmiş, mürşidiyle tanıştıktan sonra filizlendirdiği İslam davasıyla mücadelesini vermiş, mukaddesatçı kesimin sesi olmuş, milletin adamlarına rehber olmuş, bir nesil onunla yolunu bulmuştu. Onlara sömürgeci Batı zihniyetine karşı Doğu'nun büyüklüğünü anlatmıştı. Onun tüm hayatının özeti Batı'dan Doğu'ya yolculuktu. Hayatım başından beri muazzam bir şey bulmanın cereyanı içinde akıyordu. Şu veya bu miskin vesilenin hassasiyeti içinde birini arıyordum. Birini. O kim mi? Allah'ın sevgilisi. Sonsuzluk ikliminin batmayan güneşi ve ebedilik sarayının paslanmaz tacı. Tek dava onu bulmakta, bulduracak olanı bulmaktaydı. Binbir istikamette seke seke, sağa sola büküle büküle, renkten renge bulana bulana, hiçbir şeyden habersiz ve insandaki bedava emniyet ve bedahat saadeti karşısında şaşkın, hep o bir etrafında helezonlar çizen bir hayat. Benim hayatım budur. Onun izinden yürüyen gençlik,
bugün ülkesi için mücadeleye devam ediyor. Milli değerlerine bağlı, daha fazla üreten ve büyüyen, dünyada sözü geçen bir ülke haline gelen Türkiye'nin artık daha büyük hedefleri var. Bunu da üstadın çizgisinden yetişmiş lideriyle başarıyor. O lider de üstadın şiirlerini severek ve hakkını vererek seslendiriyor. Kırılır mı bir gün bütün dişliler? Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz, barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze. Başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış, neymiş kahraman. Yer ve gök su vermem dediği zaman, her tarlayı sular arkımız bizim. Gideriz, nur yoluyla gideriz. Taş bağırda, sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim. Kaldırımlar, çilekeş zaman bendedir ve mekan bana emanettir. Gayiplerden bir ses gelir. Bu adamın kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Zindan iki hece, ne nadim, ne şairin, ne fırın var. Elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.